Dünyam. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Allah seni bize verdi. Al dedi, sev dedi, öp dedi, hom dedi. Ay Zafer. Hom ya bakayım bana. Zafer'cim. Açsana çocuğum ağzını. Günaydın prenses. Prenses Elif miyim ben? Evet, prenses Elif'sin sen. Sen benim tek aşkımsın. Gel bakalım buraya. Oh. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. Günaydın. 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 Dayısı, dün gece sen gelmediğin için Elif yemeğini yemedi. Söyleyeyim dedim. Aa. Evet. Ama prenses biz ne konuşmuştuk seninle? Kereviz vardı ama. Bı. Kereviz sen boş ver. Ayıp ama kereviz de bir nimet sonuçta. Çaz mı? Şirkette yeni bir açılıma başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol baba da. Senin nereden haberin oldu? Banka müdürü aradı. Kredi için müracaatta bulunmuşsun. Gerektiğinde ihtiyaç duydum da kefil olup olamayacağımı sordu. Ben onlardan böyle bir şey talep ettiğimi hatırlamıyorum. Senin kefaletini yani. Sen ihtiyaç duymuyorsun ama adamlar gerekli duyuyor işte belli. Çok saçma. Babayla oğul arasında paranın lafı mı olur canım? Olur Belmacığım, olur. Olur. Oğlun her şeyde burnunun dikine gidiyor. Paranın da olur, lafın da olur, sözün de olur. Ya ailemiz Türkiye'nin en önemli lojistik şirketlerinden bir tanesi. Tek varisi. Benim yerime işin başına geçecek derken o portal mortal işleriyle bütün işi benim üstüme ekle ya. Zafer'cim. Bırak anne konuşsun. Belli ki şişmiş. İçinde tutamıyor daha fazla. Baba. Sen istedin diye, sırf senin işine yarasın diye endüstri mühendisliği okudum ben. Ben istedim diye sosyal içerik platformu kurdum ve ne mutlu ki şimdi de büyütüyorum. Dikkat et, büyümek riskli iştir. Büyüyeceğim derken tak tepe üstü çakılma. Sana o zevki yaşatmaya niyetim yok. Doydum ben. Oğlum hiçbir şey yemedi. Prenses? Prenses? Ben şimdi işe gidiyorum. Sen kahvaltını yapıyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Anneanneyi de üzmek yok tamam mı? Söz mü? Aferin sana. Gel bakalım buraya. Oh, dayıya bir öpücük. Oh, çok güzel. Hadi bakalım görüşürüz. Afiyet olsun. İşler beni bekler. Zafer, sen ne yapıyorsun? Bora bu eve sadece Elif için döndü biliyorsun değil mi? Bak yine gidecek bu çocuk. Eminim gidecek. Ay ne saçma kim dedi? Ay nereden çıktı? Dayı nereye gitsin seni bırakıp prenses? Hanife, doydun mu hayatım sen? Hadi bak Hanife ablan geldi. Onunla sen oyna, ben de yanınıza geleceğim. Zafer sen ne yapıyorsun? Böyle yapmaya devam edersen hem oğlunu hem torununu kaybedeceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Belma şu ses tonuna dikkat et. Yine vıdı vıdılamaya başladın. Ay benim içim yanıyor. Ay bana acımıyorsan şu minicik torununa da mı acımıyorsun? Annesiyle babasını kaybettikten sonra dayısına dört elle sarıldı. Ama sen böyle yapmaya devam edersen Bora Elif'i de yanına alıp bu evi terk edecek. Eğer onlar giderse ben de peşlerinden gideceğim. Sen de böyle tek başına kalacaksın. O zaman görürsün be. Efendim anne, söyle. Ne? Bora Beyciğim. Çok acil çıkmamız lazım çabuk. O uyuz lafını da bir daha konuşacağız. Dua et acelemiz var. Dua et. Duymuş. Anne.
Anne! Ne oldu, buldunuz mu? Kayboldu. Çocuk yok evin içinde. Yer yaraldı, yerin içine girdi çocuk. Ne demek yok anne? Bahçede de yok yahu. Hanife, baktın mı her yere? Her yere baktım benim hanım ama yok. Yok, yok. Anne yok, tamam yok. Biraz sakin olup bana ne olduğunu anlatır mısınız lütfen? Bak şimdi sen, dün gece çocuğa iyi geceler diye öpücüğü vermemişsin. Sabah da günaydın. Neyse onu hallettik, onu hallettik. İkna ettik, dışarı çıkarttık, bahçede oynadık. Bahçede oynuyorduk. Tamam, sonra ne oldu? Yani oynarken ben de biraz gazeteme bakayım dedim. Birden bir baktım kaybolmuş gitmiş. Ay yok oldu çocuk, yer yarıldı, yerin dibine girdi, nerelere gitti? Anne tamam lütfen panik yok, sakin ol. Dışarı çıkmış olamaz, Recep abi kapıda sürekli. Doğru. Hanife evin içinde her yere baktın mı, emin misin? Yok. Tamam evde de yok. O zaman bahçeye bakacağız. Yahu baktım diyorum anne. Bir kez daha bakıyoruz o zaman baba. Allah'ım yarabbim, ağacın arkasına baktım ben. Çimenin altına girecek hali yok ya. Elif! Elif neredesin bak dedeciğim? Bahçeye çıkmamıştır ki. Kendini nerede güvenli hissediyorsa oraya sığınmıştır. Merhaba. Burası ne kadar güzel bir oda. Burası kimin odası? Yataktaki güzel bebeğin odası mı? Merhaba. Beni duyuyor musun? Benim hiç arkadaşım yok. Ben çok yalnızım. Benim arkadaşım olur musun? Neden cevap vermiyorsun bana? Gerçek bebek değil o. Oyuncak, konuşamaz. Peki sen konuşabiliyor musun? Benim adım Ada. Sen Elif misin? Recep şuraya baksana şuraya. Yahu oraya değil ağacın altına bakıyorum sana. Elif. Ay hiçbir yerde yok, polisi mi arasak acaba? Ben isterseniz birkaç yere telefon açayım hemen. Hayatım sen hiçbir yere arama, ne olursun arama. Elif odasında, dolabın içine bakın. Yalnız gelin. Tamam tamam sakin olun, bulduk küçük kaçağı. Neredeymiş peki? Yukarıdaymış baba, geleceğim bekle. Rahat ol. Şükürler olsun. Biliyor musun ben de böyle bir şey üzüldüğümde hemen dolaba saklanırdım. Sessiz, karanlık. Büyüklerin aklına bile gelmez. Ama sen de büyüksün. Ama ben hep büyük değildim ki. Ben de senin yaşındaydım. Küçücüktüm. Peki sen neden saklanırdın? Ben... Babam beni bulsun diye saklanırdım. Buldu mu peki? Bulamadı. Senin baban da mı cennete gitti? Benimki de orada, annem de öyleymiş, cennette vermiş. Sence bizi görüyorlar mı? Elif, ben dördünün de, yani ikimizin de anne babasının bizi izlediğine, gördüğüne eminim. Sen? Ben de. Elif sen dayını çok mu seviyorsun? Hı hı. Ama bu sabah beni öpmedi biliyor musun? Dün namaz okumadı. Ama dayın çok çalışıyor. Çok işi var. Seni çok merak etmiştir şimdi. Bence her yerde seni arıyor. Ve bulacak. Prenses. Prenses sen buraya mı saklandın bakayım? Gel bakalım buraya. Gel, 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 gel. Tut elimden. Hoppa, hoppa. Ama prenses ben her yerde seni aradım biliyor musun? Çok merak ettim ben seni. Nereden anladın ki burada olduğumu? Nereden anladım burada olduğunu? Ben bahçede seni arıyordum. Sonra koklayayım dedim acaba nerededir diye. Sonra kokladım, eve girdim. Üst kata çıktım, sonra diye buldum seni kokundan. Ya. Oh. Gel bakalım buraya, gel, gel, gel. Gel.
Biz geldik. Ah Elif, dünya. Ay, hayalim sen çok üzdün beni. Neredeydin sen? Dedeciğim, prensesim. Neden, ne kadar üzüldü ama? Elif de çok üzülmüş dedesi. Ama hepsi benim suçum. Bundan sonra Elif'i öpmeden çıkmak yok. Biliyor musun? Ata abla da çok üzülüyor annesiyle babası cennette diye. O da saklanıyor benim gibi. Ama benim dayım var. Evet dayıcığım. Senin dayın var. Her şeyin benim. Yine asistanım adı. Elif o buldu. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır kızım, sağ ol. Olur mu? Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Alo. Efendim prenses. Ama hiç unutur muyum? Bir tanem çıkıyorum şimdi. Tamam. Ada ablan eve gidecek şimdi bir tanem. Tamam. Tamam prenses, tamam tamam, söyleyeceğim söz. Hadi. Hadi gelince görüşürüz, öpüyorum çok. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ada. Bugün Elif'in doğum günü. Ada ablam da gelsin diyor. Eğer sen gelmezsen bunları üflemeyecekmişim artık. Sözleşmendeki esnek çalışma saatlerinden bahsetmeme gerek yok sana. Çok konuşmak yok. Gelirim. İçki de yok. Gelirim dedin ya. Gelirim. Ama sözleşmede yazdığı için değil. Elif mutlu olacaksa gelirim. Beğenecek mi dersin? Bence bayılacak. Ne bileyim yani, kız çocukları bebek falan sever ya. Hep bebek aldığınız için olabilir mi? Yani başka şeyler alsanız başka şeyleri de severler. Pedagog gibi konuştun. Sustun. Konuşurum ben bazen biraz. Ay geliyorlar. Bak çocuklar da gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Prenses. Bak iyi geldiniz. İyi kardeş. Ne aldın? Ne aldın biz? Hoppa. Ada abla, ilk geldin. Sen çağırırsın, ben gelmem miyim prenses? Ha? Acaba ben de iyi ki geldim mi prenses? Ha? Aa, dayı öpücük yok mu? Gel bakayım buraya, gel gel gel. Oh, iyi ki doğdun prenses, iyi ki doğdun. Hoppala. Prenses, merak ediyor musun? O zaman dedesi anneannesi biz şurada, hediyemizi bırakalım sonra... Biraz oynayalım beraber bakalım ne yapalım. Hadi gel. Açacak mısınız? Çok merak ediyorum ya, ne var acaba içinde. Sürpriz. Kuzum, hadi bir dilek tut. Hadi. Tuttum. Dayıcığım bak şimdi ben 1, 2, 3 diye sayacağım. Sonra beraber mumlar öpeceğiz, tamam mı? 1, 2, 3. Hadi lan. Hadi. Doğum günün kutlu olsun dayıcığım. İyi ki varsın. Oh, iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Oh. İyi ki doğdun prenses. Elif, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Oh. Abla, iyi ki geldin. Pasta yedikten sonra oyun oynar mıyız? Tabii ki de oynarız. Oynamaz mıyız? Peki... Sen hediyeni şimdi mi açmak istersin yoksa sonra mı? Şimdi. Şimdi, tamam. O zaman burada dayı devreye giriyor ve seni hediyeye doğru uçuracağım. İster misin, merak ediyor musun hediyeyi? Ben de çok merak ediyorum. O zaman ada ablan hediyeni getirsin, biz de oraya doğru uçalım mı?
uçalım oley. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Merak ediyor musun hediyeyi? Çok mu merak ediyorsun az mı? Çok. Gel bakalım, şimdi beraber açacağız. Evet. Gel sen de Berat ablanın yanına geç bir tanem. Bakalım Elif hediyemizi beğenecek mi? Hadi ablamıza güvendik. Al bakalım. Bu ne? Bu teleskop. Teleskop ne işe yarıyor? Bu teleskopla gökyüzüne bakacağız. Yıldızları seyredeceğiz. Evet. Hadi abla birlikte izleriz değil mi? Tabii ki de izleriz. İzleriz tabii bir tane prensesim. Elincim bu da benden. Benim adım Elif. Ay tabii ki Elif ya, dilim sürçtü. Hediyeni açmak ister misin? Dur ben Tuğçe, ben sana yardım edeyim. Ay çok korkunç. Ama bak ağzına, burnuna, gözleri ne kadar tatlı. Tuğçe, ah Tuğçe. Sen gelsene biraz benimle. Hem hasret gidermiş oluruz. Evet. Bunu kurmamızı ister misin? Hadi. Hadi gel. Evet, gel, hadi gelin gel. Bakalım. Hadi. Hadi ablası uçura opa, bakalım Elif'imizi. Gel, 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 gel. Evet be. Bakalım, bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bak kim geliyor. İyi ki doğdun. Kuzen. Hı. Baksana. Ha. Tamam. Prenses, siz adı ablanı kurmaya başlayın. Ben de hemen geliyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana be. Geliyorum ben şimdi. O zaman biz bunu kuralım. Ne? Bu. Bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. O diğerleri, o kocaman, o büyük ayı. Evet. Şimdi biraz sağa yap. Bak böyle, böyle sağa, 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 sağa. Heh, biraz yukarı, 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 yukarı. O da kutup yıldızı. Dayı, bak kutup yıldızı. Gel hadi bak parmağımın tam ucunda. Bakayım dayıcığım, bakayım. Dur bakalım. Bak. Bu kutup yıldızı. Baktım hemen. Şu da büyük ayı. Aa gördüm. Gördüm dayıcığım, gördüm. Dayı, adam da ne kadar çok şey biliyor. Evet. Evet, adamdan çok şey biliyor. Ben içeriye gideyim, bir insanlara selam vereyim oğluma. Tamam mı? Siz burada oynamaya devam edin. Hadi bakalım. Ne oluyor bakalım burada? He? Teleskopu öğreniyoruz. Evet. Teleskop. Ben de çok merak ederim ya. Bir bakabilir miyim müsaadenle prensesim? O zaman Elif, dedeyle sen yıldızlara bakın. Ben gidip geliyorum. Tabii, tamam tabii, tabii. Abla. Tabii. Hadi dünyam. Hadi aç ağzını ya şu yumurtanı. Yahu Belma, vallahi müthiş bir şey şıp diye kesiverdi başımın ağrısını. Hayatım sen niye bilmediğimiz insanların yaptığı şeyleri içiyorsun? Yapma, bırak onu. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Adam adam gelmiş. Günaydın prenses. Gel. Oh. Prenses. Bak bu iki oluyor ama yazıyorum kenara. Dayıya niye sarılmıyorsun? Koş. Koş, 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 koş. Oh, oh, oh. Evet. Herkes nasıl bakalım? Rapor ver prenses. Anneannem de demek istiyor. Bilip bilmediği insanların yaptığı şeyleri içiyormuş. Öyle şey der mi anneannen? Sen yanlış anlamışsın. Ada kızım şahane bir karışım yaptı. O yıllardır çektiğim ağrıyı şak diye kesiverdi, biliyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Allah, merak ettim ben de. Gel bakalım prenses. Size de yaparım hemen. Yok yok, ben babamınkinden alırım mıydım? Oğlum Hanife yapar, sana bırak onu. Yok anneciğim, alırım babamdan işte. Babacığım müsaaden var mı? Tabii canım. Sanki böyle baskın bir şey var gibi. Sihirli bir karışım varmış, öyle söylüyor. Beğendiniz mi? Şahane. İkiniz aynı anda aynı şeyi beğendiniz. Tarihi bir olay, bir yaşıma daha gireceğim gerçekten. Arada oluyor demek ki anneciğim. Değil mi babacığım? Aslında bir yaşına giren burada anneciğim. Evet prenses, sanki sen böyle hiç büyümemişsin gibi. Yani dünkünün aynısısın sanki. Niye acaba dedesi? Ha, kahvaltısını yapmıyor, öyle mi anneannesi? Kahvaltısını yapmıyor.
Bana birazcık boyu uzamış gibi geldi ama. Uzamış mı boyum? Uzamış ama tabağındakileri bitirirsen daha da çok uzarsın. Hadi evladım sen işine geç kalmadın mı? Geç kaldın. Siz işinizin gücünüzün başına gidin. O anneannesinin sözünü dinler, kahvaltısını eder değil mi dünyam? Evet, dinler anneannesinin sözünü. O zaman biz gidelim, akşama görüşürüz. Hoşça kalın, afiyet olsun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Bravo, bravo Bora'ya. Nihayet kendine çok düzgün bir asistan buldu. Aman, biri gelir biri gider bu asistanların. Bora bu, minicik bir hatasında şak kapının önüne koyuverir. Tanımaz mıyım ben evladım? Aa, Bayı küçük amca. Anam, doğum günü kızı. Adı Melek, memnun oldum. Benim de aslan, ben de memnun oldum. Aslan mı? Evet. Neden güldün ki? Aslanlar büyük olur ya ondan. Orman çeşitliliğiyle güzel Elif kızım. Herkes baban gibi komando olacak hali yok değil mi? Sen benim babamı tanıyor muydun Aslan amca? Tanıyorum tabii. Anlatsana bana biraz ikisini de. İkisini mi? Hı hı. Annem ve babam ha. Tamam cennetteler. Beni görüyorlar biliyorum ama ben de onları görmek istiyorum. Anneannemle tetemi soramıyorum üzüleceklerdi. Dayıma da. Bora senin dayın mı? Elif, Elif neredesin? Anneannem, Aslan amca bir daha geldiğinde annemle babamı anlat bana olur mu? Anlatırım kuzum benim. Ben şimdi sana topunu vereyim tamam mı? Dur. Bay bay. Ulan ne sandık ne çıktı be. Yazıklar olsun bana. Tüh. Afiyet olsun. Aa. Ah yengecim. Aa, Ali. Yengecim bu ne güzellik. Ne zarif bir kadın leopar gibi. Hayırsız. Nerelerdesin sen? Elif'in doğum günü olmasa göremeyeceğiz yüzünü. Aa, hayırsız lafını asla kabul etmiyorum. Yani sürekli kalbimdesiniz, zihnimdesiniz. Hatta rüyalarımda sürekli ikinizi birlikte görüyorum. Aa, yalana bak. Ali. Aa, Elif. Güzelliğim. Güzelliğim ne haber? Kocaman olmuşsun ya. Ne? Uzamış mı boyum? Uzamış tabii boyum. Baksana ben ne kadar aşağıda kalmışım. Ali, hadi geç otur. Tas kebabı yaptırdım, sen çok seversin. Tamam. Gel bakayım şöyle, gel gel, geç. Geldim amcacığım. Hı. Nasıl gidiyor bakayım şirkette işler? Şirkette işler gayet güzel amcacığım. Şimdi Bora büyük bir reklam anlaşması yaptı. Hı. Güzel gidiyor yani. Prenses. Yemeğini yiyor musun bakayım? Aferin sana. Bak, ben bu akşam masal okumaya yetişemeyebilirim tamam mı? Bir işim var ama sen beni bekleme. Sabah görüşürüz olur mu? Ya. Yasın Mansu yok, yoksa seni gıdıklamaya başlarım. Anlaştık mı? Bir tane öpeyim ben. Oh, aferin. Ay dünyamın ışığından gelen çocuk. Hadi aç ağzını. Ay, ay ama yani buz gibi oldu her şey. Hadi prenses, anneanneni üzme, başla kahvaltına. Günaydın herkese. Günaydın, günaydın. Afiyet olsun herkese. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Gel. Prenses, ben seni öpmeden yerime oturur muyum hiç? Oh be, günaydın. Günaydın. Oh. Ata ablam gelmiş. Niye söylemiyorsunuz? Gel oturayım mı? Prenses ben şimdi oturursam işe geç kalırım. Canım iş beklesin biraz ya. Gel otur gel. Hadi. Kahvaltıdan sonra oyun oynayalım mı? Ama bak Ada ablanın işe gitmesi gerekiyor değil mi? Hı. Nasıl gidiyor işler oğlum? Yoğun mu? Her zaman kadar anneciğim. Hadi bakalım başla kahvaltıya. Dayısı bu kıza bir şey söyle, bizim sözümüzü hiç dinlemiyor, yemeğini de yemiyor. Ama dayıcığım bak üzüyorsun bizi, farkında mısın? Artık kahvaltını yapar mısın lütfen? Ada abla kahvaltımı sen yedirir misin? Prenses
Sen kendi kahvaltını yapabilecek yaşa geldin artık. Abla oldun sen. Ama şöyle yapalım. Kahvaltını eğlenceli bir hale getirelim, olur mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi domatesleri böyle yanak yapalım. İyi, kırmızı kırmızı. Ha, bak iki tane zeytin şansımıza. İki tane de göz oldu. Burun, yanak. Dök şimdi bu da. Tadam. Nasıl oldu? Çok güzel. Oh, o zaman hangisini yiyelim ilk? Önce gözlerini yiyeceğim. Gözlerini mi? O zaman bu gözünü böyle kara kara gözler. Oh. Geçen gün bir işten söz ediyordun oğlum. Nasıl geçti toplantı? Güzel. Hadi zeytin çıkaralım. Gayet iyiydi anne. Her şey yolunda. Şimdi hangisi olsun? Yanaklarını istiyorum. Yanakları, yanakları. Dur bakalım. Aman sinir, stres. Senden uzak dursun çocuğum. Oğlun iş hayatında başarılı olmak istiyorsa bizim geçtiğimiz yollardan geçecek Belman. Şimdi sıra hangisi de olsun? Ada abla, ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, ben senin ağzını yiyelim. Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Dayı, Ada abla bana eğlenceli yemek yemeyi öğretiyordu. Neden kızdın ki? Müsaadenizle efendim. Bora Bey, ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç Ada. Ben kendim geleceğim. Tamam, nasıl isterseniz Bora Bey. Efendim, afiyet olsun size tekrar. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım, hoşça kal. Elif, bir tanem. O tabaktakilerin hepsi bitecek, tamam mı? Yoksa ayıcık üzülür. Sen dayıma bakma, hazır mı? Oh. Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim. Prenses, koş 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 koş. Oh, gel bakalım buraya. Günaydın. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle bakayım, ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablan artık gelmeyecek Elif'ciğim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim işe gitmem lazım dayıcığım. Ya bir şans ödeceği yok mu? Bakayım, asıyorsun yüzünü burada. Oh, buradan da. Ben dünyanın en şanslısıyım biliyor musun? Oh be! Hadi bakalım kahvaltını yap, tamam mı prenses? Günaydın. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın dede. Çayınızı koyayım mı Zafer Bey? Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses, sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Evet. Ama anneannen, dayın, ben, biz de seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Hı hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba, değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Kuzum benim. Sen anneni hatırlıyor musun? Fotoğrafı var ya, oradan bakıyor bana.
da ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı? Sen nereden buldun bakayım o fotoğrafı? Gel benimle. Sen şöyle otur. Bak bu işte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü ama çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın, tamam mı? Ben sevdim Ada ablanın gözlerini. Ağlama dedeciğim. Ben hiç üzülmüyorum ki. Kapattım ya. Hadi bismillah. Efendim Aslan. Suyu hazırla. Aa. Aslan. Ay Allah'ım ya, sokağın ortasından dediği lafa bak. Halim bu adama. Eve gir eve. Hem o dediğin olmaz. Yasemin evde. Olsun, o da yardım eder işte. Ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Tamam dur. Yavaş be kadın, yavaş be. Açıyorum. Hadi bela kuvvete. Pardon. Ha. Anam. Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu? He, benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık, değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim adanın patronunun yeğeni. Elif benim adım. Ada ablayı görmeye geldim ben. Elif! Elif! Zafer Bey. Yok. Recep her yere bakıyor. Garaja baktın mı? Bakmadım. Koş garaja bak. Koş, koş. Dolap yok mu? Yok, yok, yok. Siz beni çıldırtacaksınız. Siz beni delirteceksiniz ya. Zafer'cim benim torunum nerede? Bravo Belma. Benim torunum nerede? Çok güzel. Yahu Belma. Bu çocuk, çocuk eşya değil bu çocuk. Bu çakmak değil, bu uzaktan kumanda değil. Aa, az önce şuraya koymuştum, şimdi yok, kaybolmuş. Allah Allah, delireceğim ya. Elif! Zafer. Bu çocuğu biri kaçırmış olmasın sakın. Merhaba.
Elma. Zafer doğru sözün torununu kaçıracak yürek kimse de yok. Varsa bile o yürek bundan sonra atmaz. Dayım otoğrafla artık gelmeyecek dedi. Başka ne dedi dayı? Ben de Ada ablanı özledim. Sen de Ada ablanı görmek için bagaja saklandın değil mi? Hı hı. Ay, nasıl da tatlı bir şey. Kıyamam sana ya. Karnın aç mı, bir şeyler vereyim mi sana? Hı hı. Ama önce arabayı yıkayalım. Bak şöyle yapalım. Önce sizinkilere haber verelim. Merak etmişlerdir çünkü, tamam mı? Evet. Tamam ama önce arabayı yıkayalım. Bak şimdi. Hadi yıkayalım Aslan abisi. Hadi. Dedik, hadi. Hadi. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada, Elif burada. Kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. Hey ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. Fark etmedim. Bagaja saklanmış. Bir açtım içeride. Sizi de çok zor durumda bıraktık. Ne olur kusurumuza bakmayın. Olur mu, ne kusuru? Estağfurullah, ne kusuru? Bizim keyfimiz yerinde. Değil mi kız? Prenses, yemeğimizi bitirince biz de evimize gideriz değil mi? Ada ablam gelecekti hani. Geliyormuş zaten yolda. Ben Ada ablamı bekleyeceğim. Hem de tabağım bitmedi. Bir dakika sen bamya mı yiyorsun? Ay açmasınız, benim hiç aklıma gelmedi. Size de bir tabak koyayım hemen. Yok yok, onun için demedim. Hayatta hiç ağzına bamya almaz da ilk defa yiyor, onun için hayretler ettim. Ada ablam yapmış, çok güzel. Afiyet olsun. Sizler ne güzel insanlarsınız. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum size. Ne demek, lafı bile olmaz Zafer Bey. Teyze hoş. Kuzum. Ada abla. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ay bu tişört benim tişörtüm. Çok yakışmış sana. Senin olsun bu, sen giy bunu. Bana bir izin verir misin? Prensesim gel. Gel bir tanem, gel. İyi misin bir tanem? İyi bakalım. Elifçim, bir tanem sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim dayı. Bamya mı yedin? Bamya mı yedi baba? Evet. Ada ablam yapmış, çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Naik teyze börek yapacakmış, öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Size afiyet olsun. Biz müsaadenizi isteyelim, biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım, hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kuramadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık. Hadi geç oldu. Hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Olmaz Elifciğim. Hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır dedim Ada. Hayır. O zaman biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? İzin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Nergis teyze, ne olur. Hayır, gitmeyecekler anneanne. Dünyam, ama sen kocaman kız oldun. Ayıp olmuyor mu biraz? Anneannen haklı. Biz şimdi gidelim, sonra tekrar geliriz, atçılık oynarız, tamam mı? Hayır, gitmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız. Aa, kim gitmeyecek? Kim kalacak ya? Ne oldu prenses? He? Gitmeyecekler diye tutturdu. Bak biz gidelim şimdi. Hem bir daha geliriz. Hem sen bize gelirsin. Ha? Olmaz. Akşam birlikte yemek yiyecektik. Top top köfte yapacaktım ben. Gitmeyeyim. Ay kuzum benim.
köfte annesinin yaptığı köfteydi de. Kendi gitti, adı kaldı işte. Ay, kıyamam ben sana. Bak sonra yine yaparız. Top top köftemiz olur mu? Hayır. Dayım hep geç geliyor. Anneannem yorgun oluyor. Dedem de odasına gidiyor. Ben çok yalnız kalıyorum. Gitmeyin ne olur. Aa, prenses, bak ne diyeceğim sana. Benim odamda kırmızı bir araba vardı. Sen onu hep alıp oynamak isterdin ya. Gel, gel onu vereyim şimdi sana, oyna hadi. İstemiyorum. Kalsam onlar da gider. Gitmeyecekler. Dünyam, sana söz veriyorum. Kimse gitmeyecek. Tamam mı anneannem? Hadi sen şimdi git dedi anne. Oyna biraz. Sana söz veriyorum. Nergis teyzenle biz seni burada bekliyor olacağız. Nergis teyze, gitmeyeceksin değil mi? Söz değil mi? Söz. Söz, gitmiyorum. Hadi sen git dedenle. Gel bak şuradan gel. O kırmızı arabayı göstereceğim sana. Belma Hanım. Mina. Kızım. Bir de damadım. Ölüm yıl dönümleri yaklaştı da. El kadar çocuk hissediyor işte. Yaşadığınızı o kadar iyi anlıyorum ki. Gül ablam öldüğünde adanın annesi yani. Ben de çok bocalamıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Allah sabır versin. Sizde de sabır. Aslında benim dünyam hiç öyle huysuz, şımarık bir çocuk değildir ama tabii yaşadıklarımız zor. Çok zor, çok. Çok zor. Hay Allah. Adaya da çok alıştı değil mi? Acaba bundan önce yaşadıklarımızın hepsini unutup burada kalmanızı istesem, sizden çok şey mi istemiş olurum? Ya çekilir misin? Çekilmiyorum. Ne demek çekilmiyorum ya? Çekilmiyorum işte. Allah Selin Hanım, siz beni ezip geçtiniz ama ben sizi ezip geçmem, o yüzden çekil. Ya tamam, konuşacağız işte. Konuşmuyorum. İyi, ben de buradayım. Gitmiyorum. Konuşmuyorum. Konuşacaksın. Konuşmuyorum. İyi, gitmiyorum o zaman. Gitme. Gitmeyeceğim zaten. Ali, in şu arabadan. Delirtme beni ya. Daha duracak mısın orada? Vallahi sen benimle konuşana kadar buradayım. Konuşmuyorum dedim ya ben. Konuşacaksın. Hayır. Konuşmuyorum dedim. Peki. Bunu sen istedin. Neyi ben istedim? Ne yapıyorsun? Silah mı çıkarıyorsun? Vuracak mısın beni? O ne? İn arabadan, sıkarım. Sıkamazsın. Sıkarım. Ali bak, sıkarım. Öyle mi? Tamam. Heh, sen istedin yani. Bunu sen istedin Ali'cim. İn şimdi arabadan. İn dedim. İn. Hem boğuluyorum hem kör oldum. Düz yürü. Nereye düz yürü? Sağa dön. Dön. Yürü. Çok kötü oldum ama. Yürü ya. Nefesim yürü. De daraldı. Yürüyorum. Ay sana ne dedim Ali? Neyi boğacaksın? Ne dedim? Ah. Allah Allah. Güzellikte söylüyoruz, olmuyor ya. Görmüyorum. Söz. Göremezsin tabii. Nasıl göreceksin? Ne yapıyorsun? Kaçırıyor musun beni? Ne yapıyorsun sen? Evet, adam kaçırıyorum. Var mı ya? Var mı? Yanıyor her yer. Kör oldum. Kör oldum! Bora Bey. Ne? Selin'i aradım. Cevap vermiyor. Ali Bey'i de aradım. O da cevap vermiyor. Ben sana ne diyorum? Sen ne yapıyorsun orada? Karışma. Koskoca insanlar üstünden gelirler. Gelemezlerse yollarına bakarlar. Karışma. Ama bu haksızlık. Ne haksızlık? Selin'in. Ne Selin'in Ada? Bora Bey. Efendim Pırıl. Selin Ali'yi kaçırdı. Ne? Kim kaçırdı? Selin kaçırdı Ali'yi. Ne? Ya kaçırdı. Ne? Nasıl?
Selin, Ali. Yok ya. Ah gözüm, gözlerim hatta. İkisi birden yanıyor çünkü. Ya nasıl oralarda nasıl oynadım? Camlardan çıkıp böyle sana bağırmalar güzeldi ama. Vallahi içinden oyuncu çıktı ha. Değil mi? Öyle sen de kaputu çöker diyordun vura vura. O da gözümden kaçmadı ama canın sağ olsun ha. O pırıl oradan izliyordu ya şimdi yukarıya yetiştirir hemen. Bir şey söylemeyecek misin Ali? Çok kızdın değil mi bana? Kızdım. Kızdım. Ama evlenip boşanmana değil, bunu bana söylememene kızdım. Ya tamam haklısın ama ben seni kaybetmekten korktum. Selin, her insan hayatında birini bulur. Ama önemli olan birbirini bulmak. Asıl değerli olan o. Bunu bulmuşken de buna sahip çıkmak lazım, değerini bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hayat kısa sonuçta. Aşkım ya. Of. Ödüm koptu. Ay. Öpüşelim mi? Ali. Ne? İyi oldu. Ne? Biraz önce hayat kısa dedim şeydi. Onları anlatırken hak verdin. Bu da hayatın bir parçası işte. Güzel bir parçası. Hemen başladın sen de. Ne başladın hemen ama? Ne başladın hemen ama? Evet. Darısı kuzenin başına artık. Bora Bey'in mi? He. Ne alaka ya? Şey, adaya aşık işte bildiğin. Vallahi bizim kız da hiç boş değil. Ama ben Bora Bey'den öyle emin değilim, söyleyeyim de. Ben eminim. Geçen bir rüya görmüş, anlattı bana. Ondan sonra emin oldum ben. Ne diyorsun? O zaman biz bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Ya böyle Ada ve Bora'nın ilanı aşk etmelerini sağlayacak bir şey. Böyle salacaklar. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey. Bir oyun yapmak. Onlara büyük bir oyun yapmak lazım aslında. Ay sus ya. Tamam tamam. Aha. Aha. Bora. Aa beni de Ada arıyor. Ne yapacağız? Açacağız mı? Yok hayır. Açmayacağız ki biraz bir daha böyle meraklansınlar. Gerçekçi olsun diye. Tabii. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Benim önceden mutfağında staj yaptığım bir otel vardı. Oraya gideriz. Sahibi de çok tatlı bir kadın. Aa Ali. O kadınla oynadı aile deriz. Çok kafa kadındır ha. Beni otele mi götürüyorsun ya? Ha? Ne yapacaksın otelde? Kötü emellerine mi alet edeceksin beni? Öyle mi? Böyle bir paçavra gibi kullanıp bir köşeye mi atacaksın? Öyle mi olacak? Ali ya başladın yine. Vallahi gazoz içmem. İçmem. Benimkini içersin aşkım. Aa içemem vallahi kusura bakma. Ne kadar var? Oteli çok var mı? Ben tahmini bir yarım saat dayanırsın artık. İyi bakalım tamam. Yok mu açmıyor mu? Ada, teyzeye sor, komşuya sor, sor. Ha, Nesrin teyze, Nesrin teyze. Selin gördü mü Selin'i? Yok kızım, sabah çıktığını gördüm ama bir daha gelmedi. Ne oldu? Hadi desene, Selin adam kaçırdı desene. Söyle. Kim kaçmış? Yok hadi. Yok, bu da işine geleni duyuyor. Hadi. Yok 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 öyle bir şey. Tamam, ararım ben onu. Ararsın, ararsın. Şu anda nasıl bir saçmalığın içindeyiz farkında mısın? Benim aklım almıyor ya. Çok saçma. Senin Ali'yi kaçırıyor. Senin arkadaşın benim kuzenimi kaçırıyor. Ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Ben de anlam veremiyorum Bora Bey. Ben de sizin kadar şaşkınım. Onları bulduğumuzda sorarız ne yaptıklarını. Hayır ben polise de gidemem Selin Ali'yi kaçırdı diye. Utanırım bunu söylemeye ben. Çok affedersiniz Bora Bey ama ne olmuş? Ne olmuş kadın erkeği kaçıramaz mı? Bu söylediğin cinsiyetçi bir yaklaşım değil mi? Niye utanıyormuşsunuz? Çok affedersin adacım ama Selin Ali'yi kaçırıyor. Ben bunu söyleyince bana yakışmıyor ama Selin Ali'ye kaçırınca Selin'e yakışıyor öyle mi? Selin'e yakıştı mı yaptı? Tamam tamam Bora Bey hadi bir yol yordan bulun hadi. Ada kızım ne oldu? Yok bir şey yok. Yok bir şey. Üf. Meraklı. Ada benim ne yapacağımız hakkında en ufak fikrim yok. Takdir edersin ki ilk defa başıma geliyor böyle bir şey. Olağanüstü bir durum olduğu için Selin Ali'ye kaçırıyor olaya bak. Bora Bey yani iğnelemeleriniz bittiyse konuya odaklanalım ve çözüm yolu bulalım. Lütfen hadi bir çözüm yolu bulalım hadi. Lütfen sen çözümü bul, ben yolu bulacağım. Hadi. Hadi sen başla. Ali Bey'in gideceği yerlere mi baksak? Ya benim nasıl aklıma gelmedi ya? Ya hadi gidelim. Ada, Pırıl'a sorduk değil mi? 50 defa sorduk. Ne dedi?
Dedi ki Selin Ali'nin gözüne sıkmayı sıkmış, arabaya bindirmiş kaçırmış dedi. Ne yapacak? Selin araya soracak tabii. Diyecek ki Ali'ye. Ya Ali, Ali sen nereye kaçırılmak istersin? Ali de Selin'e cevap vermiştir. Ya ben hep şuraya kaçırılmak istiyorum ya falan demiştir. Aa Burak Bey ama hiç yardımcı olmuyorsunuz. Olmuyorum ki. Yardımcım hiç artık. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Hep olumsuz, hep olumsuz. Ben olumsuz düşünüyorum. Olumsuz, ha? Çok olumsuz. Sen kal burada teyzenle ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Ben de geliyorum. Gelme. Ada kızım ne olmuş? Ay Ada'nın. Yok bir şey. Nesrin teyze ne olabilir? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Selin nerede? Ya Selin patronu kaçırdı. Ne diyorsun? Duydun mu? Selin patronu kaçırmış. Oha! Kızlar, patronu kaçırmışlar. Bora Bey mi? Kim kaçırmış? Tuğçe Hanım duydunuz mu? Bora Bey'i kaçırmışlar. Kim kaçırmış ya? Ada. Ne? Ada Bora Bey'i kaçırmış. Nasıl ya? İçim sıkıldı, gerçekten içim sıkıldı ya. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir... Aha, Tuğçe arıyor. Ay. Açmayacak, konuşamam şu anda. Kusura bakmasın. Ta! Ne? Beni de arıyor. Ay kesin duydu, kesin duydu. Şimdi bir sürü laf edecek. Açma. Ne? Telefonu kapandı. Bırak. Şarjım bitti. Tamam, bir tamam. Ada, Ada. Ada. Ada bakar mısın? Ağlama. Benim telefonum var, sıkıntı yok. Ne eksikti ya? Ay Tuğçe. Efendim Tuğçe. Aa, ne diyorsun? Nasıl olur? Ay. Ay. Aa, Belma Hanım hayırdır ne oldu? Ay. Belma Hanım. Hanife! Hanife! Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Oh Yasemin! Yasemin! Kız sen neredesin sabah beri? Yandık biz, yandık. Ne oldu ki? Ada Bora'yı kaçırmış. Daha ne olsun? Hı? Kız. Yasemin. Yasemin. Ah Yasemin. Bayıldım. Yasemin. Bak duyunca onun da aklı gitti. Görüyor musun? Tamam, tamam kardeşim. Tamam, halledeceğiz. Halledeceğiz. Ben arıyorum artık. Ha ara ara. Gönderelim artık adresi. Tamam gönderelim. O zaman biraz hızlanalım çünkü onlardan önce varabilelim. Çok garip bir gün. Gerçek. Ha arıyor. Aa! Ali arıyor bir dakika. Aradı. Tamam. Aç aç aç. Arda, aç, aç, aç. Arda. Tamam tamam hadi. Kuzen. Ali neredesin oğlum sen? Ha? Ne bu saçmalık? Kuzen fazla vaktim yok beni dinle. Bu Selin beni kaçırdı. Selin'in içinden manyak çıktı. Evet manyak çıktı. Bagajda falan böyle satır var, bavul var. Ne yapacak beni eşit parçalara mı bölecek bilmiyorum. Ben şimdi gittiğimiz yerin adresini sana atacağım. Sen de eyvah geliyor, geliyor öldürecek beni. Kapatmam lazım kuzen kusura bakma bay bay. Ali! Ah. Ali şaka mı bu? Ay 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 bu gerçek miymiş ya? Bu gerçek miymiş? Bu gel ah Selin. Ah Selin gözün kör olsun Selin. Selin düşürdüğün durma bak. Ben Selin. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ne oluyor şu anda hiçbir şey anlamıyorum Ada. Çok saçma çok. Çok saçma. Çok. Al işte annem arıyor. Ama nasıl? Ada dur sus konuşma. Tamam dur. Anne. Anne bak şu anda hiç konuşamam, hiç sırası değil tamam mı? Bora oğlum neredesin? Sesini alamıyorum Bora. Bak şu anda başında öyle bir ki. Konuşamam şu anda. Ah, ay kabarttı. Ay kabarttı. Ay nerelere gitsem. Ay.
Aa. Ali, eskiden daha güzeldi burası. Bayağı bakımsız kalmış. Hayatım, seninle olduğumuz her yer güzel. Aşkım. Lütfen, ama öyle. Aşkım diyorsun da... Telefon çekmiyor burada. Aman boş ver ya. Nasıl olsa attık adresi. Şimdi düşerler buraya, merak etme. Ha. O zaman birer gazoz alır mıyız? Ali. Ne ya? Sen dedin, yolda dedin ya gazoz ikram edeceğim diye. Taktı gazoza. Teşekkürler. Buyurun. Aa, Şahibe abla benim, ben Selin. Selin. Aa, ya. Selin. Nereden çıktın kız sen? Allah iyiliğini vermesin sen. Çok tatlı kadın. Tatlı belli zaten, tatlı bir kadın. Ay benim Şahibe ablam ya, gel. Aa, hoş geldin yavrum, güzel kızım. Hoş bulduk Şahibe ablam, nasılsın? İyiyim kuzum benim. Bu beyefendi kim? Arkadaşım. Neyse Şahibe ablam, boş ver sen şimdi onu, beni dinle. Biz buraya iki arkadaşımızı baş gözetmek için geldik. Onlara da güzel bir oyun oynayacağız şöyle, ama senin bana yardımın lazım, olur mu? He de ya. Olur. Şahibe ablam benim, oh. Aç mısınız? Açız, yoldan geldik, aç. Sormanıza gerek yok. Dur bir Ali, şimdi boş verin yemeği. Bak şimdi buraya iki kişi gelecekler. Onlar geldiklerinde sen burada oda falan yok de, tamam mı? Yemek sorarlar. Ay Zafer, açsana şu telefonu. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ah Zafer'cim, ah Zafer'cim, tam da gidecek zamanı buldu. Ay Türkiye neresi, Japonya neresi? 16 saat. 16 saatte kim bilir neler olur. Ay Zafer, oğlunu kaçırdılar, haberin yok. Nasıl yani? Şimdi bu Selin kaçırdı adamı otele mi getirdi? Bora Bey. Ne? Doğru geldiğimize emin miyiz? Navigasyon öyle gösteriyor da, görmüyor musun? Bence yanlış yere saptık biz. Öbür sokak olmasın? Yani bence de kaçırdığı adamı otele getirmez diye düşünüyorum ben. Saçmalık tabii. Yani, neyse, neyse. Gidelim öbür sokağa bakalım. Hadi. Hadi. Diğer sokağa bakalım, belki oradan vardır. Nereye gidiyor bunlar ya? Ne bileyim ya. Aa, resmen gidiyorlar Ali. Ay dur, ben halledeceğim bunu. Sen içeride kal ama. İçeride kal. Ha. Aa, sizin işiniz var burada. Selin. Bora Bey. Gidin buradan. Bu Ali ile benim aramda bir mesele. Karışmayın. Kız, senin ne işin var orada? Ne işin var? İn aşağı, çabuk in aşağı, gelmeyeyim oraya. Bana bak, bana. Ali nerede Selin? Bir dakika. Bir dakika mı? Bir dakika mı? Gel. Nereye? Yapma. Ne yapıyorsun ya? Kuzen. Kuzen. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika ya. Siz burayı nereden buldunuz? Sen haber verdin değil mi? Buraya. Şu gerçek kızıyorsunuz. Güzel. Şaka. Güzel şaka. Kameralar nerede? Nerede kameralar? El sallayacağım. Nerede? Nerede kameralar? Bu bir çok şaka gibi durmuyor ama. Şaka. Şaka değil mi? Bak. Şakaysa güzel şaka. Bak biz onca yol geldik, aradık. Bütün her yerde sizi aradık. Yorulduk, terledik, sıkıldık. Hadi inin. İnin gidelim, tadında bırakın. Hadi. Hadi. Bora Bey. Aşk şakaya gelmez. Ali buraya yazıldı bir kere. Ya söyleyin sizi, affetsin ya. Affetsin işte, gitsin. O zaman biter bu iş. Affetme, sen de bitsin gitsin. Etmem. Gel buraya. Gel. Kız, sen ne demeye çalışıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Beni en iyi sen anlarsın kanka. Aşk bu. Zamansız, kuralsız ve de amansız. Ne diyor bu amansız mamansız saçma sapan konuşuyor? Aşk olmuş. Oha, ne kapladım kendimi ya. Aa, evet aşkıma bak sen ya. Söyletene bak ya. Sus! Mırıldanma! Kes! Mırıldanmayın! Kanka, senin gözlerinde olan da aynı şey bu. Aşk insanı delice şeyler yaptırıyor. Senin gözlerinde olan şey aynısı mı? Ne demeye çalışıyor öyle? Sen kime aşıksın? Vallahi benim gözümde bir şey yok. Bende iris var, kornea var, yeşil yeşil başka bir şey. Uydurma! 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 Bora Bey, bir şey söylesene. Bana bak lan! Efendim? Bana bak! Ha? İn aşağı gidiyoruz, hadi in! İn! Affettim ne oğlum, bitsin gitsin hadi. Öyle o kadar kolay değil, öyle bir şey değil. Yani evlenip boşanması sorun değil. Bana bunu söylememesi, dürüst davranmaması sorun. O kanaldan yürümeyeydin keşke. Niye? Haklı. Haklı. Affetme lan! Affedersen döverim seni, affetme.
Dürüstlük en önemli şey bu hayatta. Dürüst olmayanı kimse affetmez, sen de affetme kardeşim. Arkandayım, ağzını burnunu kırarım, affetmeyeceksin. Al işte, aferin Ali. Ne yapacağız şimdi? Dur dur, panik yapma. Tamam. Bora Bey! Ne? Gidin buradan. Sonra tankla gelin, polisle gelin, tüfekle gelin. Ama biz bu odadan ya el ele çıkarız ya da başkalarının elleri üzerinde, o kadar. Neler diyor ya? Geç içeri, geç. Tankla gel kuzen, tank. Ne diyorsun oğlum, çıksana buradan sen. Buradan. Bana el kol yapma senin. Bora Bey, özür dilerim. Gir içeriye. Ne? Bravo, ne güzel hallettiniz ya, çözdünüz işi. Ben mi yaptım? Şimdi beraber gideceğiz, döneceğiz artık. Ben mi yaptım şimdi bunu? Ya ne kadar mantıksız, gazını alacaksınız, gaz vermeyeceksiniz ya. Mantıksız mı? Gaz verdiniz adama. Gaz mı verdim? Ya Selin Ali'yi kaçırıyor, otele getiriyor. Bu mantıksız değil, benim söylediğim şeyler mantıksız, öyle mi? Mantıksız tabii, gayet mantıksız. Ada, sen kal burada, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Senin gelmene gerek, ben hallet... Merhabalar, kolay gelsin, kolay gelsin. Bora'yla siz mi ilgileniyorsunuz acaba? Evet. Merhabalar, ben Bora Dorsöz. İsminiz neydi? Şahibe. Çok memnun oldum Şahibe Hanım. Şimdi şöyle, sizin otelinizdeki üst katlardan birinde benim kuzenim rehin tutuluyor. Ah! Kimi diyorsunuz? Otelinizde diyorum, benim kuzenim üst katlardan birinde rehin tutuluyor. Pardon da siz nasıl otel sahibisiniz, hiçbir şeyden haberiniz yok. Nasıl oluyor bu böyle? Nasıl olacak bu böyle? Tamam, anladım, bağırma. Müşterilerimizin özel hayatına karışmıyoruz. Havlu, battaniye gibi bir şey çalmadıkları sürece. Ha, eğer çalarlarsa çok pis dövüyoruz. Dövüyorsunuz. Dövüyoruz. O da lazım mı? Kimliklerinizi alayım. Şampiyon, nereye bakayım? Ada Bora'yı kaçırmış. Ne? Nasıl yani? Bayağı kaçırmış diyorum. Nesini anlamıyorsun? Ya anlamıyorum çünkü tamam, kaçırmış. Niye kaçırmış? Neden kaçırmış? Nereye kaçırmış? Yani bu çok mantıksız. Neden böyle bir şey yapmış peki? Ay bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Nereye? Onların yanına. Nerede olduklarını biliyor musun ki? Bora'nın aracı şirket üzerine kayıtlı. Araç takip sistemi var. Tamam dur bir dakika, ben kullanayım. Ay evet, sen kullan hadi ya. Çok iyi olur. Hiç istemiyorum ben kullanmak. Tamam mısın? Evet tamam. Hadi. Bana bakın, içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım, ne yapıyorsun sen? Selin! Ne yapıyorsun sen? Seviyorum kanka. Kız, bu sevmek mi? Dur 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 dur. Bana bak. Selin'cim, Ali'yi çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali'yle konuşayım. Çağır Ali. Çağır adamı. Bir dakika bekleyin Bora Bey. Hadi bak, uzun yoldan geldik. Saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz zaten. Saygıya bağlamış bu. Ali doğru söz. Ziyaretçin var. Bak bunlar kafayı yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepsiyonda kadın da aynıydı. Utanıyorum Selin. Ben en baştan beri bu kızda bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. En baştan beri bunu söylüyorum ya. Yani gayet iyiydiniz. Kankaydınız. Hatırlasana. Ben kimseyle kanka falan olmam Rüzgar. İşime geliyorsa ok. Hem sen kıza yapılan haksızlığa acıdım diye beni tehdit etmeseydin, ben adadan çoktan kurtulmuş olacaktım. Bunlar da yaşanmıyor olacaktı. Bu bizim bildiğimiz adam. Başka biri desen okey, anlayacağım. Ama yani ne bileyim, ada bu. Hani bence bir yanlış anlaşılma var. Adanın birini kaçırma ihtimali falan bana imkansız gibi geliyor ya. Kesin bir yanlış anlaşılma var. Bak kesin bir yanlış anlaşılma var. Rüzgar demişti dersin. Hem sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki bundan? Ya sen adayı ne kadar iyi tanıyorsun ki, ha? Yani sen ne kadar tanıyorsan ben de o kadar tanıyorum. Sonuçta hepimiz biliyoruz bunu. Ada iyi kalpli, saf bir kız. Saf, temiz. Çok, çok saf, çok temiz. Melek, melek. Yani ayrıca Ada Bora'yı neden kaçırsın? Neden? Bilmem. Bora'ya göz koymuştur belki. Ali, bu elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun.
Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o değil mi? Şimdi serpilmiştir, genç kız olmuştur. Heh. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur. Hayır kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali. Gel. Evet, gel. Döverim seni. Bak yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Hı? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? İşte ne yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali, ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak, ben sabrımın sonuna geldim. Bak, tam burada benim sabrım, tamam mı? Benim devreler yandı, bitti, gül oldu. Sayenizde, ikinizin sayesinde. Silah zorunla mı tutuyor oğlum bu kız seni? Hı? Silah zorunla mı tutuyor? Ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Kuzen, yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selim. Ada. Sebebi ada. Dört canın adayla çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var Ada, biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı Bora'ya çevrili kara parçasına Ada deniyor canım. Selin. Kızım ben evli. Kanka beni deli etme, sen evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus cüzdanının sponsorsun, o kadar. Bak, 3 yıldır evlisiniz ya. Bir kez, sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Aha, hayır ama onun sebebi rüzgar nüfus cüzdanını alınca, evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca... Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır. Niye bana öncelikle sor? Bak. Ne? Başladın yine hızlı konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam, dinle bak. Bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Bal arılarının aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi o? Değil mi? Değil. Neyse tamam, sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam. Biz konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve Selin. Tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yedim gibi saçma sapan kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah, bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum, karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok, affetmem. Ne demek affetmem? Affetmem, öyle değil, hayır. Lütfen kuzen, lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka, delirdim. Delirme, affettim delirme. Demeden buradan çıkış yok, o kadar. Ah Hanife. Kaç çıktı, 25-30 falan mı? Yok, 12-8, normal. 12-8 mi? Bozuldu, patladı. Ada bunu nasıl yaptın? Ada bunu nasıl yaparsın sen Ada? Benim kara bahtım, kör talihim. Ay vallahi kabus gibi bir gün ya. Uyansam da kurtulsam. Zafer'cim gittiğin yerlerden geri dön. Zafer ne olursun başımızı açtığın bu belalardan kurtar bizi Zafer. Ah Zafer. Ne dediniz siz? Bela dedim. Demedi. Düpedüz bela. Benim oğlum sizin kızınızla karşılaştığı günden beri başını beladan kurtaramadı bir türlü. Biliyor musunuz? Şimdi yetmiyormuş gibi bir de kızınız çocuğumu kaçırdı.
Kimse benim pırlantama... Ablam dur. Bırak. Kimse benim pırlantama bela mela diyemez. Ne malum sizin oğlunuzun benim adacığımı kaçırmadığı? Bak Belma Hanım, Belma Hanım. Sakin olalım. Sonuçta ha ada ha bora. Kimin kaçırdığı fark etmez. Yani lütfen sakin olalım, olur mu? Aman efendim, benim oğlum sizin kızınızı kaçıracak da ne olacak? Benim oğlumun 50 sallasa 50'si sizin kızınıza mı kaldı yani? Ay siz öyle inandırın kendinizi. O beğenmediğiniz ada kurtardı oğlunuzu Meltem belasından. Evet, Bora Bey'in de zaten hiç şikayeti varmış gibi görünmüyor. Maşallah adacığımı yanından ayırmıyor Bora Bey. Hayır efendim. Ada benim oğlumun yanından ayrılmıyor. Benim oğlum adayı böyle kapıdan kovuyor. Sizin kızınız ada bacadan cumburluğu duhul oluyor evin içinde. Yetmiyormuş gibi şimdi ada bir de... Ay çocuğumu kaçırdı. Siz adayı hiç tanımamışsınız. Yapmaz benim kuzum öyle şey. Hayır efendim, ben gayet iyi tanıdım. Adayı da sizi de gayet iyi tanıdım. Sizin niyetinizi de gayet iyi anladım. Neymiş bizim niyetimiz? Aa, söyleyin lütfen, söyleyin. Biz de bilelim değil mi? Efendim açıklıyorum şimdi, sıkı durun. Sizin niyetiniz adayla Bora'yı... Lay 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 lo. Aa yok artık yani. İyice siz raydan çıktınız gerçekten. Lütfen. Nergis'im bak. Bakın Zafer Bey bana emanet etti bu evi. Tatsızlık çıkmasın, gülelim, huzurumuz kaçmasın. Ay bırak Allah aşkına aslanım ya. Huzurum mu kaldı aslanım ya? Huzur mu kaldı bu evde? Ada yok diyorum. Ada kuzucuğum ortada yok. Ayrıca Zafer Bey'e olan saygım çok başka. Ama benimle burama kadar geldi ya. Uğraştığım şeye bak Allah aşkına. Benim kıymetlim pırlanta gibi yeğenime, kuzucuğuma kimse laf edemez. Biz sokakta bulmadık kuzumuzu canım. Biz onu pamuklara saydık da büyüttük. Kıymetlimiz o bize. Evet. Hanımefendi, ben de oğlumu sokakta bulmadım, bunu biliyor musunuz? Muhakkak. Şu an çok önemli bir açıklama yapacağım. Lütfen herkes çok sessiz olsun ve dikkatle beni dinlesin. Bir dakika, bir sakin olun, evet. Ben adadan şikayetçi olacağım ve polisi arayacağım. Ay hiç gecikmeyin, hemen arayın. Lütfen hemen arayın. Ben de burada elim boşluğu durmayacağım herhalde. Ben de arıyorum. Ben de Bora Bey'den şikayetçi olacağım. Benim kuzucuğumu adamı kaçırdı. Arıyorum polisi. Nerede telefonum? Yasemin, aslan telefonun nerede? Mutfakta bıraktım. Polisi arıyorum. Polisi arayın. Ah. Ah Zafer Bey, ah. Size verdiğim sözü tutamadım ben. Ah da ah. Ah da ah, sen ne yaptın? Ne yaptın? Görüşürüz kanka. Kız. Ha? Evet. Evet. Süre doldu. Bora Bey, oturun orada. Sen de kalk ya. Artık mahkum benim gözetimin altında. Yürü Ali. Kafayı yediniz. Ali dur, saçma sapan. Güzel. Teyzeme çok selam söyle. Elif'i öp. Amcama da bir şeyler dersin. Ne çok diyorsun? Bora Bey yaklaşmayın. Yaklaşmıyorum zaten. Yaklaşmayın, öldürürüm. Hadi ben bir gideyim peşlerinden, birbirlerine kelepçe falan vurmasınlar bunlar. Şimdi. Ah namaracılar sizi. Biraz konuşsak mı? Anne? Evet. Bastı beni burası. Tabii. Evet, evet, gidelim konuşalım. Hadi hızlı. Hadi. Hızlı. Affetmem diyor. Affetmeden buradan çıkmayız diyor. Ama isterseniz siz gidin diyor. Bana da öyle dedi. Şey? Gidecek miyiz? Yani Bora Bey siz dediniz ya... Onlar kocaman insanlar, kendi aralarını çözsünler dediniz ya. Ha. Nasıl tüküreyim ben? Öyle dedim ben, değil mi? Hı. Öyle dediniz. Öyle dediniz. Şey, gidecek miyiz? Ben şimdi gideriz gitmesine de ben kuzenimi bırakamam. Ben kuzenimi bırakamam, niye bırakamazsın diye sor bana. Niye? Selin deli şimdi ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. Ben kuzenime bunu yapamam ben. Selin niye deli oluyor şu an Bora Bey? Neden mi? Adam kaçırdı. Kuzenimi kaçırdı Selin benim. Deli değil de ne? Ya Bora Bey ne kaçırması, Selin'in eti ne budu ne? Ali Bey de istemem yan cebime koydurum yani şu an. Ha sen şey diyorsun. Ali bile isteye mi geldi diyorsun? Selin kaçırmadı mı diyorsun yani? Vallahi bilemiyorum, şimdi günahlarını almak istemiyorum ama...
Çünkü ikisi de duygularını çok yoğun yaşıyor. Şimdi bilemiyorumlarla ben bu yola çıkamam. Ben gidemem. Yani ben ihtimallerle bunu kuzenime yapamam. Kardeşim o benim. Ha. Evet yani şey, gidiyor muyuz ya gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz. Yerinde bir karar oldu da gitmeyelim. Yok şimdi ne yapacakları belli olmaz. Tabii biz dönelim bir bakalım, bakacağım. Soralım bakalım bir oda var mıymış? Kalmak lazım. Tabii. Ay aşkım inandılar mı sence? Ya inandılar tabii canım. Ya. Kesin inandılar. Onlar bizde kalacaklar bugün görürsün bak. Ama biraz zor olacak gibi duruyor. Zor olacak deyince de işte çağrışım yaptı şu anda zihnim. Hmm. Yerli yersiz. Geçen de böyle bir şey olmuştu ya hani baş başa kaldık hani şey de oldu oradan sonra da öpüşelim mi ya? Eli. Ha? Sorulmasından hiç hoşlanmam. Şapşalıyor. Şu perdeyi indiriverelim şimdi Eli. Ama. Evet. Şahibe Hanım, merhabalar. Oda lazım mı diye sormuştunuz ya. Bize iki tane oda lazım. Bir tane odamız var. Bir tane mi var? Şahibe Hanım, şaka mı yapıyorsunuz? Oteliniz bomboş yani. Nasıl oluyor bir tane var oda? İncin top oynuyor. Ben deneyim bileceksin oğlum. Büyük bir ilaç firması rezervasyon yaptı. Bütün odalarımı kapattı. Olur mu oda? Ne olur bir oda? Olabilir mi böyle bir şey? Yani Nur Bey fark etmez. Daha önce de oldu ya. Buraya bana yapalım. Diyorsun. Yani kardeşlerimiz için. Kardeşlerimiz için. Bacı. Bacın için. Kardeşlerimiz için. Tamam. Şahibe Hanım. Biz istiyoruz. Biz o odayı istiyoruz. Hah bak arabası burada. Kimi arıyorsun? Belma teyzeyi tabii ki de ya. Bora'yı bulduk diye haber verelim. Kadıncağızın içi rahat etsin. Ay çekmiyor ki burada. Telefonunu ver. Emredersiniz komutanım. Bak bana, bana bak. Verir misin? Telefonunu verir misin Rüzgar? Tabii ki. Tabii ki. Benimki de Mortinger. Of. Zaten biz burada ne yapıyoruz anlamıyorum. Yani neden bu kaçırma olayı falan çok saçma. Yani niye buraya gelsinler ki? Neden? Öğreneceğiz. Yürü. Yürü, 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 yürü. Çok sağ olun Şahibeli Hanım. Bakın burada kimler varmış. Sizin ne işiniz var burada? Ada seni kaçırmış. Ortalık yanıyor abi. Ada. Ada beni mi kaçırmış? Kim kaçırmış? Siz nereden duyuyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri ya? Aa yok öyle bir şey ya. Selin Ali'yi kaçırdı. Abi benim devrelerim yandı ya. Şunu baştan bir anlatabilir misin? Selin nasıl kaçırdı yani? Ada. Hı. Bora Bey. Sence de bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Yani ben Selin'in Ali'yi kaçırmasına bile okeyim. Tamam tuhaf bir durum ama biz alıştık senden. Tamam hareketlere alışıyoruz. Ama yani bu Ali ile Selin'in burada kalmamız için ısrarı niye? Neden yani bu kadar ısrar ediyorlar bize? Ben anlamadım, ben anlam veremedim. Ya bir sana sorayım dedim. Ben de anlamıyorum Bora Bey, ben de anlayamıyorum. Yani buradan gitmeyi en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama onlar bizim kardeşlerimiz. Aa. Biri benim kardeşim, biri senin bacım. Yalnız bırakamayız onlar. Başlarına bir şey gelirse biz ne yaparız biz onlar? Bacı, kardeş burada kolay bulunmuyor. Onlarsız yapamayız. O zaman biz şey yapalım. Ne yapalım? Tadını çıkartalım. Tadını mı çıkartalım? Yani boğazım şey olmuş da tadını çıkartalım yani. Madem buradayız, madem yani, bakılacağız. Tabii aynen. Ya onlar bu gece bir yakınlaşsalar, bir süngülerini düşürseler gerçekten hiçbir şeycikleri kalmayacak ve biz de yarın sabah Allah'ın izniyle... Sabahı görürsek tabii. Niye ya? Niye? Yani burası sence de böyle korku filmlerindeki neşeli gençlerin sırayla öldürüldüğü motel gibi gelmiyor mu sana da? Ya yani bomboş. Bir resepsiyonist var, buranın sahibiymiş de bir deli gibi döverim döverim diyor.
Aliler buraya geldiğinde bir değiştiler. Selim bir garip garip tavırlar. Sanki buralardan sesler mesler gibi. Aa, doğru bir yer. Niye bir şey şaka, şaka. Tamam, şaka yaptım. Şaka yaptım. Ada, şaka yaptım. Hemen buradayım. Korkma. Korkmam o zaman zaten. Tabii ben buradayken. Buradasınız yani. Korkulacak bir şey yok zaten. Olacak ki. Ne olabilir? Korkmam. Tabii. Şöyle yapalım. Ben bir duş alayım. Ben tabii. Bir duş alayım sonra yemeğe inelim biz. Evet. Yiyecek bir şey bulursak yeriz yemeği. Ne? Yani ne olabilir mi işte burada? Ne yiyebiliriz ki sence? Ekmek, peynir, domates. Ne bulursak artık. Diyorsun. Tabii Bora yani. Hadi sen gir çık, ben bekliyorum. Bu kapanmadı. Tabii. Kapattım ben kapıyı. Güzel, Ada duşa giriyor şimdi. Allah! Şahibe abla sahne senin, hemen arıyorum. Tamam, ara bakalım şu şahibeli kadını. Şahibe abla, sahne senin, göster kendini. Hayatım, ben burada uzanıyorum böyle bir mahsuru. Tamam. Aa! Yok! Bora Bey! Yok bir şey, yok, yatak kırıldı Ada. Bora Bey nasıl yok? Bora Bey, sular kesildi. Ne? Ya sular gitti. Yani akıyordu. Birden gitti, anlamadım ben. Köpekli kaldı. Tamam dur, ağlama dur. Tamam, hallediyorum ben suları. Bir sorun ya, bir sorun soruşturun. Tamam, ben bir şu şahibeli hanıma sorayım bakayım. Tamam. Yani çok şahibeli bir durum bu. Biz şimdi ne yapalım? Kuyu mu kazalım? Burada öyle bir su çıkaralım. Bunlar geçmişte kalmadı mı? Dur, bekle sırayla. Ama ilk zaten ben sordum, sıra diyorsunuz. Peki. Buyur. Şahibeli Hanım, Şahibe Hanım, Şahibe Hanım nasılsınız? Farkında mısınız? Mekanınızda sular kesildi. Burada da kesik vallahi, bir gıdım su yok. Allah Allah, Allah Allah ya. Ya şimdi benim kız arkadaşım, yani arkadaşım, yanımdaki kız şu an duşta. Saçları köpüklü bir şekilde içeride kaldı. Susuz kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama anladınız değil mi? Ben anlatabildim. Çok da güzel anlattın. Sizin arkadaşlar da burada. Onların da avratları çimecekmiş. Avrat eş, yaren. Sabahtan kesildi zar. Depoyu da kullandık, o da bitti. Zar galiba. Ne yapacağız peki Şahibe Hanım? Nasıl yapacağız biz avratlarımızla? Gel aşağıya. Ney? Aşağı mı geleyim? Geleyim. Şahibe Hanım, ben... Kadına bak. Allah kahretsin. Ada! Bora Bey! Ben şimdi konuştum şu şahibeli manyak kadınla. Beni çağırıyor, ben gideceğim. Halledeceğim bir şekilde, tamam mı? Köpüklü, köpüklü kaldım. Ada tamam. Köpüklü. Ada, yalan yapıyorsun, ağlamıyorsun biliyorum. Ha, tamam, ben sizi burada bekliyorum. Korkma, geleceğim. 5 dakika. Tamam, köpüklü. Ada. Hoş geldiniz. Hediye olarak mı bunlar, nedir? Al oğlum sen de. Ne oluyor ya? Ne oldu? Sizin su işinizi çözdük. Nasıl? Ah, bir kova da sana. 500 metre ileride bir cami var. Kovaları orada doldurun, gelin. Ben de tencerede su kaynatıyorum. Üçünü de ılıştıracağız. Siz de bir güzel avratlarınızı gidip yıkayacaksınız. Benden bu kadar. İstemiyorsanız verin. Yok yok Ali, ne yapıyorsun? Tamam, yok istiyoruz. İstiyoruz. Başka çaremiz yok zaten istemekten başka. Buyurun siz yerinize geçin, biz gidiyoruz. Hadi benden bu kadar, rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Balığa çıkıyoruz sanki, rast gelsin diyor. Elimizde kovalar. Ali. Tamam sus. Bir dakika, bir dakika beyler. Beyler biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ada, Tuğçe ve Selin'i dağ başında banyoda bir başına bırakıyoruz. Olmaz böyle. Doğru diyorsun kuzen. Olmaz. Ha. Evet. Doğru, ben kalayım. Ben kalayım. Kolay gelsin. Ben iki kova. Hadi, hadi Tuğçe'nin, hadi.
Bu var ya bu. Bu acayip bir adam ha. Adam! Buradayım. Ay şimdi Ferhatlar bize su getirmeye mi gidiyor kanka? Ferhat kim? Boş verin Tuğçe Hanım, boş verin. Anlamak için fazla yormayın kendinizi, boş verin. Bu ada ya. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Şu anda koskoca bir böcekle göz göze gelmiş durumdayım. Göz göze bakışıyoruz. Şu an kocaman gözümü ayıramam. Ya gözümü ayırırsam sonra kaybolursa ve sonra nerede olduğunu bilemezsem? İmdat! Ay aman ne ya. Çıt kırıldım bu. Boş ver! Tamam hayır, hayır. Geçmiş olsun. Bir şey olmaz. Kış deyin gidelim. Kuzen. Kuzen. Ne oldu? Şu an kızlara su taşıyoruz. Farkında mısın? Farkındayım evet. Farkındayım. Merak etme. Yani sence bunun sebebi nedir? Sen ne demeye çalışıyorsun Ali yine? Açık açık konuş kardeşim. Yani kuzen şimdi bakıldığında sen Bora doğru sözsün, ben Ali doğru sözüm. Evet. Ama yani şey biz varlıklı büyüdük. Varlıklı büyüdük kuzen yani varlıklı büyüdük. Çok şükür yokluk görmedik, Ali. Yokluk görmedik. Evet şükür. Ama şimdi böyle yani varlığından haberdar bile olmayacağımız alelade bir yerde gecenin bir yarısı kızlara su taşıyoruz. Bunun bir anlamı yok mu sence? Sen bana şey demeye çalışıyorsun. Ben Selin'le sorunları çözdüm. Artık bitti gitti. Çok şükür bitmiş. Çok sevindim. Bravo. Çok çözülür, güzel. Çözülür. Selin'le sorunlar çözülür de senin dilin ne zaman çözülecek diyorum. Bir şey diyeceğim. Konuştun mu adayla? Konuşmadım. Ama yakındır. He? Ne? Mırıl mırıl böyle döndün bir şey dedin. Baktım oğlum ne var ne yok diye. Ne baktın mırıl mırıl konuştun böyle mırıldamaya başlamışsın ada gibi sen. Lan ben güzel transfer başlamış. Ben niye mırıldamayacakmışım? Ya mırılda dedim böyle bir şey yaptın. Hadi bakayım taşı. Yürü. Yavaş. Yürü. Birden bıraktın ama. Yürü taşı hadi. Transfer başlamış. Her şey. Mırıl mırıl konuşuyorsun. Güzel. Güzel. Ada benim. Ben geldim. Ha Bora Bey. Geldiniz mi? Geldim geldim. Hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... Nasıl yapacağız o zaman buraya? Siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır o ağırdır. Ben nasıl taşıyayım nadirini kızım ben? Tamam dur ben halledeceğim. Şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım. Sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım. Çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki. Tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç aç. Bu kaç? Hadi gözüm kapalı diyorum. Sen bana bu kaç diye soruyorsun. Sinirlenirim. Ada bu ağır da biraz. Ben onu bıraksam tamam. Çıksam. Gel, 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 gel. Tamam. Yengeç, 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 yengeç. Ada yengeç gibi ne demek? Nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin 3 metrekare zaten burası. Ne kadar gidebilirsiniz? Tamam, elimdeki ağır bana bağırma. Ha, tamam yeterli, bırakın. Tamam, bıraktım. Geldiğiniz gibi gidin, hadi. Yengeç gibiyiz, evet. Tamam, tamam. Ada, açıyorum ben gözlerimi o zaman. İşim bitti sizinle, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim adacığım. Ha, su! Suyu buldum Allah'ım. Şükürler olsun su. Su. Aa, Bora Bey. Ney? Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. Bunun maşrapa su yok mu ya? Aa. Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur ben sana şimdi en kral tası bulacağım. Bekle. Tamam. Ben anahtar bende. Haberin olsun çıkıyorum geliyorum tamam mı? Ben köpük. Ada ağlamıyorsun bak biliyorum. Su sarısın işte. Geliyorum bekle. Şaibe Hanım. Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şaibe Hanım. Koskoca otelde sular yok farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mı dedik 2 tane. Dediniz ki 1 tane odamız var, diğer odalar rezerve. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi, 1 çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Yeah. Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığı'ndan mısın ha? Gerildiniz. Değilim ben. Hiçbiri değilim. Var mı sizde maşrapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var.
göreceğiz biz burada gerçekten. Harikasın Şahibe abla ya. Aa Şahibe abla, yemek için ne yaptın? Hah süper. Elektrikleri de sakın unutma, tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne diyor Şahibeli kadın? Senin kuzen var ya, evet. Maşrapa derdine düşmüş. Oh süper, iyi. Güzel, güzel. Yani her şey güzel de tek sıkıntı şu Rüzgar ve Tuğçe Uyuz'u niye burada? Hayatım sen onlara ne takıyorsun ya? Boş ver, biz işimize odaklanalım. Bu Bora'nın ağzını aradım biraz. Hmm, ne dedi? Şey dedi işte, siz barıştınız galiba falan dedi. Sen dedim bizi boş ver. Sen dedin ne zaman açılacaksın? İşte böyle mır mır konuşmaya başlamış zaten, ada gibi yakındır falan dedi. Ay olacak mı bu iş sence Ali ya? Bora tutamaz kendini, patlar bugün. Mümkün değil olmaması yani. İnşallah. Abi gel. Yapacağız bu işi. Bizden kurtulur mu? Mümkün değil. Aa elektrikler gitti. Aa neden acaba? Rüzgar. Efendim? Elektrik gitti. E ne yapayım Tuğçe? Camiden bir kova elektrik mi alayım yani? Ne istiyorsun? Bora Bey. Korkma Ada. Nasıl korkmayayım? Karanlıkta kaldık burada. Ada, ağlamadığını biliyorum. E tamam Bora Bey. Ada. İyisin, iyi. He? İyisin diyorum. Nasılsın değil miydi o ya? İyisin. Baktın sorularla baş edemiyorsun, cevaplarla konuşmaya başladın değil mi? İyisin, iyisin. Günaydın Ada. Bunlar öğrendiler mi ya? Nasıl öğrenirler ki? Saçmalık, nereden haberleri olacak ki? Aa! Aa bu ne ya? Bu ne ki böyle? Ve şimdi bu... Kesin yanlış geldi, yazık. Yazık, tüh 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 tüh. Vah vah, yanlış gelmiş ya. Terasta bekliyorum. Aa işte bak. Bak bak, yanlış gelmiş ya. Yazık, günah. Görüyor musun? Yanlış gelmiş. Tam tahmin ettiğim gibi, düşündüğüm gibi. Ada tüzün dediler ama. Tüzün mü? Tüzün ha. Bak bak bak, ne yazıyor? Bak bak bak, ne? Tüzün yazıyor, tüzün bu. Ki bu Ada tüzün ya. İstanbul'da kaç adet Ada tüzün olabilir ki? Hemen bakalım, araştıralım. Ada tüzünü bilmem de, Ada tüzün. Onun eşi benzeri yok. Çekil şuradan, çekil. Çektik. Bu çiçek kimin ya? Aslında benim için iyi bir ders oldu, biliyor musun? Ne dersi, ne diyorsun sen? Eğer ben de Bora gibi sana incelikler yapabilseydim, değerini bilseydim seni kaybetmezdim. Bu durumda olmazdık yani. Dün yaptıkların yetmedi mi? Teyzeme gidip boşanma evrakını göstermişsin. Bir artistlikler, imza atmalar falan, onlar neydi ha? Arkamdan iş çevirdiğini anlamalıydım. Tamam bak pes. Tamam pes ediyorum. Beni sevmediğini anladım, beni istemediğini anladım. Ve seni sinirlendirmek gibi bir niyetim yok yani. Anladım, bence Tuğçe'yi de fazla sinirlendirme. Bak o boşanma evrakıyla ortalıkta çok geziyorsun. Tuğçe gidip avukatı aramış. Ne? Ne diyorsun ya? Son arananlardan bulmuş numarayı. Neyse ki bizim avukat bir şey söylememiş hakkımızda. Keşke seni ne kadar sevdiğimi söyleseydi. Bak sırf sen mutlu ol diye sırrımızı sonsuza kadar saklayacağım, tamam mı? Kalbime taş basıp gidecek kadar seni seviyorum işte, görmüyor musun? Sen mutlu ol yeter bana. Bora ise Bora. Tamam, sıkıntı yok. Bora falan yok. Bora falan. Ada, Ada. İnkar etme. İnkar etme çünkü seni anlıyorum. Sen sevginin peşinden gidecek kadar cesursun. Bunu anlıyorum. Ben bunların hepsini hak ettim. Gerçekten hepsini hak ettim. Ama sadece bir şey sormak istiyorum. Belki küçük bir ayrıntı ama sormak istiyorum. Sor hadi Allah'ın cezası. Sor, sor. Şu sizin ailenin baht olayı ne olacak? Sen benim ilk aşkım değil. İlk yanlışımdın. İlk büyük yanlışım. Ben ilk aşkımla daha yeni karşılaştım.
Daha yeni buldum. Yolunuz açık olsun. Yani mutlu olmanızı dilemekten başka bir şey düşmez bana. Ama şunu bil Ada, ben ne zaman olursa olsun, neye ihtiyacın olursa olsun ben her zaman yanındayım. Ve ben seni hep seveceğim. Hep. Çiçekler için teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. Seversin sanmıştım. Dalından koparılan çiçek sevmediğini biliyorum. Bu çiçeklerin hepsi tekrardan toprağa ekilebiliyor da. Yanılıyor muyum? Hayır. Yani evet. Severim. Çiçekleri severim. Ama çiçekler ait oldukları yerde güzeller. Yani toprakta. Biliyorum. Beni bu kadar iyi tanıyor olmanız beni korkutuyor. Ada, bak ben ne yaşadığımızı biliyorum. Tamam mı? Ben her şeyi bu kadar yanlış anlamış olamam. Sorun sizinle alakalı değil. Gerçekten. Sorun benimle alakalı. Yani ben geç kaldık falan dedim ama yok, biz çok hızlı oldu her şey. Ben ne hissettiğimden bile emin değilim. Ne düşündüğümden, duygularımdan emin değilim. Siz de öyle. Sen kendi adına konuş Ada. Özür dilerim. Yapabilirim sandım ama olmadı. Ben zaten bir ilişki yaşamaya hazır değilim. Ne oldu? Neye gülüyorsunuz? Komik bir şey mi söyledim? Söyle Ada, söyle. Şey demeyecek misin? Sen benden daha ileri merkezinde diyecek misin? Şimdi onu söyleyecektim. Ada. Seni tanımam seni ürkütüyordu ya. Evet. Ürkmekte haklısın biliyor musun? Çünkü bu cümlelerin hiçbiri Ada'nın değil. Bu cümlelerin hiçbirinde Ada'dan zerre iz yok. Belki Ada budur. Siz yanılmışsınızdır. Yanılmak mı? Ben senin gözlerindeki ateşi gördüm Ada. Orada yandım. Şimdi sen gelmiş bana yanılmaktan bahsediyorsun. Hadi. Söyle bana. Bana gerçekleri söyle. Neden kaçıyorsun benden? Size zarar vermekten korkuyorum. Benimle olursanız ben size zarar veririm. Senin varlığın bana zarar verir mi Ada? Vermez. Yokluğun verir ama. Bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bahtım verir. Baht mı? Ne bahtı? Benim bahtım. Ailemin bahtı. Annemin, teyzelerimin, anneannemin bahtı. Bizim ailede kadınlar ilk aşklarıyla evlenemezlerse hayatının sonuna kadar mutsuz olurlar. Ben seni mutsuz edemem. Sen buna gerçekten inanıyor musun Ada? Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız, benim gördüklerimi görseydiniz siz de inanırdınız. Yani şu an sen bana ilk aşkımda olmazsa mutlu olamam diyorsun. Öyle mi? Doğru mudur? Doğru. Senin ilk aşkın kim Ada? Gözlerinin içine bak söyle. Senin ilk aşkın ben değil miyim? Hayır. Kim? Senin ilk aşkın kim Ada? Bunu size söylemek zorunda değilim. Tamam, bana söylemek zorunda değilsin ama sen gelmiş bana saçma sapan bir inanıştan bahsediyorsun Ada. İlk aşkımda olmazsam mutlu olamam diyorsun. Ada bana bak. Sen hala onu mu seviyorsun? Hayır, hayır. Peki beni seviyor musun? Evet. Seviyorum. İşte benim duymam gereken, bilmem gereken tek şey bu Ada. Yani sırf bu saçma sapan inanış yüzünden sensiz bir sabaha, sensiz bir güne mi uyanacağım ben? Ada. Ada sen bunu yapar mıydın? Hadi gel. Gel bu baht oyununu birlikte bozalım Ada.
kötü şeyler olabilir. Çok çok kötü şeyler gelebilir başımıza. Gelsinler. Kötü şeylerin gelecekleri varsa görecekleri de var. Güven bana. Ay bir de nasıl kıvırdı? Yok onun değilmiş de, yok başka birisininmiş de. Size ne? Size ne? Genç bekar kız kimden geldiyse geldi. Biz de ona şaşırıyoruz ya. Neydi o öyle tepkiler? Beklemediği birinden gelmiş demek ki. Sevgilisi var mı acaba? Bence vardır. Nasıl birisi acaba? Arkadaşlar! Herkes dikkatini buraya verebilir mi? Şimdi bazı konulara karşı duyduğunuz merak İşinizi yapmanızı engellemiş olabilir. Ve ben bunu hiç istemem. O yüzden şimdi herkes buraya toplanabilir mi? Herkes! Hayırdır kuzen? Hayır kuzen, hayır. Şimdi siz dedikodu yapıyorsunuz. Siz şimdi bu çiçeklerin kimden geldiğini merak ediyorsunuz. Nereden çıktığını merak ediyorsunuz değil mi? Boru Bey lütfen. Arkadaşlar, bu çiçekler Ada'nın sevgilisinden. Yani benden. Ne? Yaptık aşkım, yaptık. Hallettik. Evet. Şimdi, eğer merakınızı giderdiysem, aklınızda başka bir soru işareti kalmadıysa, herkes işinin başına. Buyurun. Buyurun. Haydi. İşinizin başına. Gelsin. Atatürk'ün. Ben bir paraya bakayım. Kankam ben sana ne anlatacaktım unutmuşum. Şöyle bir olay olmuştu şimdi. Ya kuzen. Ben daha önce fark etmemişim. Neyi? Ya senin arkalarda da diş varmış şuralarda. Gülünce çıktı ortaya. Otur. Hatta devam et, devam et. Söyle. Eğlen benimle hadi. Ben ne söyleyeyim? Sen söylenecek her şeyi söyledin biraz önce. Ali, bana bak. Senin bu olayın üzerine illaki edecek iki çift lafın vardır kardeşim. Konuş bitir. Sonra uzatmayalım. Hadi. Yok, yok. Gerçekten yeni Bora'ya edecek hiçbir lafım yok. Çünkü böyle sevgilisinin masasını çiçeklerle donatan, ondan sonra milletin içinde seni seviyorum diye haykıran, sevdiğini söyleyen insana ben sadece helal olsun derim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Her şey için. Yaptıkların için, her şey için sağ ol. Önemli değil kuzen. Yani sadece bunu benim yaptığımı unutma. Hep aklının bir köşesinde olsun. Ali bana böyle iyilik yapıldı, rehin alındı. Boğazları sıkıldı annenin. Sen böyle mi rehin alındın? Böyle. Kızım, az önce ne oldu öyle ya? Ay hala inanamıyorum. Bora Bey ne yaptı öyle? Ortalık yandı, yandı. Alev aldı ya. Az önce olanlar gündüz düşüydü. Az önce olanlar gündüz düşüydü değil mi? Gündüz düşüydü. Gündüz düşüydü. Tamam, gerçekmiş. Kızım, gerçi haklısın. Koskoca Bora doğrusuz ofisin ortasında ilanı aşk edince yani rüya gibi geliyor. Ay çok güzeldi ya. Hani rüyalarda çok istediğin bir şeye ulaşmak için uzanırsın da ulaşamazsın ya. İyi, kabus o kanka. Aynen öyle Selin. Aynen öyle. Benim rüyamda yalanlarım yüzünden kabusa döndü. Vay be. Vay be. Ne oldu vuruşlar ya? Yani ben
Bu kadar kısa sürede değişeceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Hatta görmüştüm, inanmamıştım, hatırlıyor musun? İnanmadın ama inanmıyorsun da başından beri belliydi sizin birbiriniz için böyle yanıp bittiğiniz de. Sadece bu konuda işte aşkı bilen, bunu yaşayan, işi bilen bir çifte ihtiyacınız vardı rehber olarak. Dayanamadın değil mi lan? Dayanamadın değil mi? İki çift laf etmeden dayanamadın, duramadın değil mi? Hayır. Konuş. Konuş, tadını çıkar. Ya. Konuş. Bir şey diyeceğim. Devam et, konuş. Yok, konuş kardeşim, konuş. Konuşmayacağım kuzen. Konuş. Gerçekten şaka bir yana cidden çok sevindim ama. Yani bu olaylar çözüldü, kafamız rahat. Şirkette işler yolunda, mis gibi. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Ben ne yapacağım Selin? Dört yanım engellerle çevrili. Kızım senin dört bir yanın engellerle değil, Bora'yla çevrili. Ayrıca sevginin önünde hiçbir engel duramaz kardeşim. Başımda öyle bir derdi var ki. Sana anlatmadım, sen bilmiyorsun. Hangi birini anlatacağım tabii? Neyi bilmiyorum? Teyzem gerçeği biliyor. Ay Yasemin abla, biliyorum ben onu anlattım. Sen onu kolayca halledersin kanka, boş ver. He, hallederim. Nergis teyzeme söylemiş. Ne diyorsun kızım sen? Benim Bora'yla birlikte olma şansım yok Selin, yok. Bir engeli atlasam diğeri çıkıyor önüme. Tuğçe'yi gördü. Vallahi kanka ne yalan söyleyeyim, bakmasam bile görülmeyecek gibi değildi o bakışlar. Of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Sevgilisinden dedi. Çiçekler adanın sevgilisinden dedi ya. Nankör adam. Ama salaklık bende. Salaklık bende. Şirketin kapısının önüne konulmuş kızı ben aldım, paketledim, adamın gözünün önüne koydum ya. Ama ben sana göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Gerçek Tuğçe Dikman'la tanışma vaktin geldi senin. Hop. Sakin ol güzelim, ver bakalım şunu. Ne oluyoruz? Ha? Bak bir şey diyeceğim, bu tarz sinir, stres cilde zarar verir. Bunu biliyor muydun? Çirkinleşirsin bak, söylüyorum. Defol git Rüzgar, seninle uğraşacak halim yok. İşler mi canını sıktı? Hı? Geçer gider ya, boş ver. Çıkar mısın lütfen? Peki, bu son olaya ne diyorsun? Bak gerçekten yorumunu çok merak ediyorum. Gerçi Bora yani hepimize fırça kaydı, kimse kendi arasında konuşmasın diye ama bence biz konuşabiliriz. Yani diğerlerine nazaran bizim mevkimiz biraz daha farklı ya, hani. Bu konuda konuşmak istemiyorum Rüzgar. Bence bunlar en başından beri sevgililerdi biliyor musun? Yani bize söylemediler, bizden sakladılar. Sonuçta yeni ilişkini gidip şirketin ortasında herkesin içinde açıklamazsın. Hele ki Bora doğru söz. Ya bak gerçekten hayret ediyorum yani, hayret ediyorum ya. Yani gerçi böyle diyorum da ben kampta biraz şüphelenmiştim biliyor musun? Ne oldu sana? Bozulmuş gibisin. Hı? Bak büyük patronun sevgilisi senin asistanın. Yani bunun tadını çıkar güzelim. Lütfen. Neyse benim kaçmam lazım. Avukatla falan görüşeceğim. Senin ne işin var avukatla? Büyük dedemden bir şeyler kalmış bana. Miras yani. Yani sayılır. Miras demeye bir işaret ister. Yani baksan masrafı kendinden fazladır. Anladım. Ya güzelim asma şu suratını. Bak karşında grafik departmanının başkanı var. Lütfen. Öpüyorum. Bay bay. Ay o kadar güzel bir gün ki sana bile katlanabilirim. Tuğçe, nasılsın tatlım? Sevgilim dedi. Kim? Bora! Sana mı? Bana değil, Ada'ya. Ada ile Bora sevgili oldular, Berna teyze. Alo? Biz şimdi ciddi ciddi gidiyoruz mu Nergis'in? Yok. Yalancıktan gidiyoruz. Gidiyoruz tabii aslan. Ya neden kaldığımızı anlamamıştım da.
Böyle alışınca gitmek zor oluyor be Nergiz'im. Aslanım, sen her yere alışırsın aşkım. Her yere alışırsın sen. Ya böyle bir aile gibi olmuştuk. Zafer Bey, Belma Hanım, küçük Elif. Değil mi? E sen onlarla kal istersen. Senin bütün ailen gitsin. Sen onları yalnız bırak. Burada onlarla birlikte yaşa o zaman aslan. Ne alakası var Nergiz'im, olur mu öyle şey? Ama aralarda Elif'le oyun oynamaya geliriz değil mi? Hı, geliriz geliriz. Bak, sert görünüyor ama Belma Hanım da mutlu olur. Tabii. O bizi içten içe seviyor. Ben hissediyorum. Çok. Bravo. Bravo, büyük performans. Bravo. Ben de diyorum ki bunlar niçin toplanıp gidiyorlar acaba? Bak, duymuş, üzülmüş. Ben sana ne dedim? Üzülmeyin Belma Hanım. Biz yine aralarda geliriz. Tabii görevinizi tamamladınız. Şimdi toplanıp gidiyorsunuz. Ne diyorsunuz siz Belma Hanım? Ne görevi? Hala ne görevi diyorsunuz? Gerçekten pes. Bravo! Oyun devam ediyor. Bravo! Ne görevi öyle mi? Bravo! Abla ne oluyor? Ne bileyim. Ne oluyor Belma? Ne oynuyorsunuz? Alkışların ta bahçeden duyuluyor. Sonunda istediğiniz oldu. Zafer'cim, en çok da senin istediğin oldu. Bu felaketin göz göre göre başımıza gelmesine izin verdin sen Zafer. Bir dakika Belma, oğlan ne? Oğlumuz, Boran. Yakışıklı oğlum. Bakmalara kıyamadım. Kimselere yakıştıramadım. Canım oğlum sonunda aşık olmuş. Hem de kime biliyor musun? Bunların kızına aşık olmuş. Ne? Ya? Tuğçe söylemese hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Ne zaman hallolur Merve Hanım? En kısa zamanda açacağız boşanma davasını adam. Ben size bilgi vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Bekliyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ada. Tuğçe Hanım. Ya fıstık gibi olmuşsunuz fıstık yeşiliyle. Odama. Otursana, ayakta kalma. Yok Tuğçe Hanım, iyiyim ben böyle, sağ olun. Otur, otur. Otur. Biz seni rahat ettirelim. Sana içimizi açalım. Senden yardım isteyelim. Hatta sana sevdiğimiz adamı da verelim. Tuğçe Hanım, o tam olarak öyle olmadı. Nasıl oldu pardon? İdeal kadını ne çabuk unuttun yaptığımız şeyleri. Hatırlatmamı ister misin? Tuğçe Hanım, ben size hep yardım etmeye çalıştım. Yardım. Yardım ha? Hata bende. Hata bende zaten. Salak mıyım ben? Sen niye bana, sen kimsin ki bana yardım edeceksin ki? Sen niye bana yardım edesin? Sen buraya ulaşmak için beni bir basamak olarak kullandın. Hayır Tuğçe Hanım. Ben sizi kullanmadım. Kandırmadım ben sizi. Ben sadece işlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Orabeyin hislerini tahmin edemedim ben. Tahmin edememişmiş. Sen en başından beri Bora'ya aşıktın değil mi? Fulya'yı, Meltem'i uzak tutmaya çalışmandan belliydi zaten. Söylesene ya, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Nasıl ayarttın Bora'yı? Nasıl kırdın onun o çelik duvarlarını? Aşık oldum. Ben sadece aşık oldum. Aşk zorla olmuyor Tuğçe Hanım. Bunu bir anlasanız, bunu bir idrak etseniz o kadar huzurlu olacaksınız ki, ama anlamıyorsunuz. Ya bir de ders veriyor bana ya. Ben huzur falan istemiyorum, anladın mı? Ben Bora'yı istiyorum ve alacağım. Onu sana bırakacak değilim. Öyle bir şey olmayacak zaten. Kimler geldi, kimler geçti, senin haberin var mı acaba? Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Aşk zorla olmuyor diyorsun bir de ya. Aşkı meşke unutacaksın kızım. Yoksa sen karşında bambaşka bir Tuğçe görürsün. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım, sakin olun. Sakin olun. Beni dinleyin. Ben Bora'yı kendimden uzaklaştıracağım. Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Sana niye güveneyim ki ben? Ben size dürüstçe aşık olduğumu söyledim. Şimdi aynı dürüstlükte bir ilişkimizin olmayacağını söylüyorum.
kusura bakma adaya. İnanamadım bir an. Hangi kadın kendi isteğiyle Bora'dan vazgeçer ki? O da bana kalsın. Bir de dürüstüm diyor ya. Ben ona inanacak kadar salak mıyım? Yalancı. 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tuğçe. Aa Ali. Ne haber? İyi. Her şey yolunda mı? Evet evet. Yolunda. Neden olmasın ki? Doğru. Tuğçe, bir şeye ihtiyacın falan olursa, konuşmak falan istersen ben buradayım, biliyorsun değil mi? Ben de bugün bir fırsat bulabilirsem bu son tıklanma raporlarıyla ilgili kapını çalacaktım. Müsaitsin o zaman. Tabii tabii müsaitim, müsaitim. Ne zaman istersen. Ben gideyim o zaman. Tamam, teşekkürler. Selin istemişti. Sizin ne işiniz var burada? Sen kiminle konuşuyorsun? Yani burada ikimizden başka biri mi var? Sizinle? Siz, biz, bey, mey. Hayırdır ada? Ben öyle hemen alışması kolay olmuyor tabii. Hı-hı. Bora. Evet. Şimdi çok daha güzel oldu. Ben deterjanı alayım. Senin beklemesin. Ada. Seni buraya göndermesini ben istemiş olabilirim. Selin'den. Hiç çaktırmadı. Hayır. Tamam. Yani belki ben biraz ısrar etmiş de olabilirim. Ama özlüyorum. Neden herkesin önünde söyledin? Bak benim bu şirketin içinde çok katı kurallarım var. Şirketin içinde, ofisin içinde gizli ilişki yaşanmasına karşıyım. Yaşanıyorsa da söylenmeli. Ayrıca çalışanları bu kadar katı olup sert olup kendimi es geçemezdim. İltimas gösteremezdim. Bu iki yüzlülük olur. Dürüst olmazdı. Haklısın. Evdekileri öğrenince başımıza neler gelecek yani düşünemiyorum. Ada. Bak biz beraberken bize hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ne? Teşekkür ederim, Bora. Rica ederim, Ada. Yoksa bu bahtan korkuyordum. Ama başımıza hiçbir şey gelmedi. Demek ki bu baht o kadar da korkulacak bir şey değilmiş değil mi? Aa! Madem Selim beni kandırdı, dolandırdı, buna gerek yok. Ben gideyim. Hayır ya, hayır kız. Ben ağzımı kırayım da görsün. Ne yapıyorsun kızım ya? Battıkça batıyorsun. Batma, kapılma. Tut kendini. Battıkça batan benim. Hadi. Aşkın içine. Kuzen, ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Yok Ali. Sağ ol. İyi, hadi görüşürüz. Ali. Heh. Dur lan dur. Ne oldu? Ali. Ne oldu? Gel lan buraya. Gel. Ha. Kardeşim benim. Sağ ol kardeşim. Aşkını itiraf etmekte güçlük mü çekiyorsun? Sel al, yaz, gönder. Nereye gönderdiğinin bir önemi yok. Aman Ali, tamam abartma. Tamam, abartmıyorum. Kuzen bir şey diyeceğim bu arada. Sen Tuğçe ile konuştun mu hiç? Yok, konuşmadım. Ne ki? Ha ya, bu öğlen yanına gittim odasına da böyle yere gözlerini dikmiş öyle boş bakıyordu. İyi değil herhalde. Bir konuşsa niye dersin? Malum sebepten dolayı. Bilmiyorum Ali. Sebebini bilmiyorum ama konuşurum. Konuşurum, merak etme. Sağ ol. Haber verdiğin için. Tamam. İyi tamam, bu resmiyete dönmeyelim yine. Hadi gerilmeyelim. Kaçtım ben kuzen. Sel al yaz. Thank you.
musun? Seni görmeden duramadım. Haber Tuğçe. Haber atladım geldim, ne yapayım? Müsait misin? Ya, tabii tabii müsaitim Bora, gel. Göremedim bugün seni. Yoğun muydun? Yo, bütün gün şirketteydim aslında. Sen görmemişsindir. Aşkını ilan ederken oradaydım yani. Tuğçe. Bak beni tanıyorsun. Gizli kapaklı bir şey yaşamaktan hoşlanmam ben. Bilirsin. Tanımaz mıyım? O yüzden seninle açık konuşabilirim değil mi? Tabii. Tabii Tuğçe. Her zaman. Ben sadece biraz şaşırdım açıkçası. Yani sen ve Ada. Bilemiyorum. Ne demeye çalışıyorsun Tuğçe? Açık açık konuş. Ben sadece birbirinizi çok kısa süredir tanıyorsunuz demek istedim. Tekrar üzülmeni istemem Bora. Tuğçe, beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama ben Ada'yı seviyorum. Ada'ya aşığım. Yani ondan gelecek her türlü kötülüğe de razıyım ben. Anladım. Umarım mutlu olursunuz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Umarım sen de çok mutlu olursun. Bak ben çocukluk arkadaşımı mutsuz görmek istemem. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Boracığım, oğlum, ben seni el alemin kızı gelip kandırsın diye mi büyüttüm? Anne, sana özel hayatım hakkında konuşmamanı rica etmiştim. Özel hayatıma karışmaman hakkında ricada bulunmuştum. Hatırlıyor musun? Ayrıca Ada el alemin kızı değil. Ada benim sevdiğim kadın. Tamam mı? Sevdiğim kadın mı? Ay ben iyi değilim. Ben hiç iyi değilim. Gerçekten iyi değilim ben. Belma, abartıyorsun hayatım. Abartıyorsun, yapma. Adadan daha iyisini mi bulacağız ya? Zafer'cim sen hiç konuşma. Çünkü bütün bunları sen başımıza açtın, biliyoruz bunu. Aa, benim ne suçum var ya? Ben mi elinden tutup götürdüm, aşık ol dedim? Çocuk mu bu koskoca adam? Niye bu evde kimse beni anlamıyor acaba? Ben Ada'yla ya da ailesiyle bir sorunum mu var diyorum? Yok. Ama biz birbirimize uygun değiliz. Bir dakika, bir dakika, özür dilerim, özür dilerim. Biz kimiz ya Allah'ını seversen? Biz kimiz, biz kimiz, onlar kim? Hepimiz insanız ya burada. Aa. Şunu demek istiyorum. Mesela örnek mi istiyorsun? Mesela ailecek oturduk değil mi bir arada? 2 saat bir yerde böyle huzur içinde oturamıyoruz. Aniden bir kavgadır, gürültüdür, kıyıştadır, kopup gidiyor. Ay olacak şey var, olmayacak şey var. Lütfen. Elmacığım uzatıyorsun, boş ver. Bak ateş bacayı sarmış bir kere. Benim özel hayatım hakkında konuşmanız, tartışmanız bittiyse artık ben konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Anneciğim, babacığım, ben bu eve niye döndüm? Hı? Ben bu eve niye döndüm? Elif huzurlu olsun diye, Elif mutlu olsun diye döndüm değil mi? Yani siz benim özel hayatıma karışın diye değil. Bakın, bu aranızdaki tartışmalar, benim özel hayatım hakkındaki tartışmalarınız, bu huzursuzluk Ada'ya ve Elif'e... Ay ne olur, lütfen şu kızın ismini anma artık ya, anma. Tamam. Tamam anneciğim, Ada demeyeyim. Sevdiğim kadın diyeyim mesela, olur mu? Aşık olduğum kadın diyeyim, olur mu? İster misin? Anne, baba, bakın. Bu yarattığınız huzursuzluk Ada'ya ve Elif'e yansırsa bu evden giderim. Ama yalnız başıma gitmem. Ada'yı da alırım. Elif'i de alırım. Öyle giderim. Haberiniz olsun. Ha yok 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 yok. Lütfen siz bozmayın. Tartışmaya devam edin lütfen. Lütfen. Ben sizi bozmayayım. Buyurun. Melma, gördün mü yaptığını?
Bu ilişkinin de sonu Aslı gibi olacak diye korkuyorum Zafer. Alakası yok ya. Ada ile Aslı'nın alakası yok. Belma, alakası yok. Taktın kafaya ya. Taktın ya. Bora. Bora oğlum bir dakika. Bora. Ya Boracığım. Bora. İçimde korkunç bir his var. Ada oğlumu Aslı'dan bile çok üzecek. Efendim. Evet buyurun benim. Öyle mi? Tabii, tabii bekliyorum. Merhaba. Merhaba Yılmaz Bey. Çok sevindim, çok sevindim. Tabii ki. Aha. Aha. Tamam. Tamam. Tabii ki, tabii ki bekleriz. Hem de tanışmış oluruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sevindim. Selam arkadaşlar. Selam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar, bugünkü toplantımız diğer toplantılarımıza nazaran biraz daha kısa sürecek. Niye diye sorarsanız, bugün şirketimizde çok önemli ve değerli bir müşteri ağırlayacağız. Yaptığımız işlere bakacaklar. Kara bahtım, gör taleyim. Hadi göster kendini. Eğer bu gelecek olan müşteri yaptığımız işleri, iş disiplinimizi ve çalışmalarımızı beğenirse bu sefer turnuvayı gözünden vurduk demektir. Yani bugün bahtımızın döndüğü gün olabilir. İyi yönde tabii. Çok iyi yönde. Ne şirketi peki bu? Lof. Lord of Fire. Ateşin Efendisi. Ateşin Efendisi kim acaba? Mırıldanma Ali. Mırıldanma. Rüzgar. Patron. Bu noktada sana çok iş düşüyor. Biliyorsun ki yaptığımız tasarımlar, yaptığımız grafikler yeni müşterileri etkileyeceğimiz en önemli nokta. O yüzden senden iyi değil, çok iyi bir çalışma bekliyorum, tamam mı? Bana çok iyi bir portfolyo hazırlamanı istiyorum. Tamam patron, merak etme, o iş bende. Güzel. Çok güzel. Benden istediğin bir şey var mı Bora? Yok Tuğçe. Yani şimdilik yok. Öyle mi? Öyle. O zaman hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Benim dışarıda işim var. Çıkıyorum. Güzel. Benim de çok acil bir işim var. Çıkmam lazım. Döndüğümde sizden ön çalışmaları görmek istiyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Herkes işinin başına. Buyurun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de şu şeye bir bakayım. Grafiklere şimdi Rüzgar başında güvenemedim çünkü. Geçen mesela grafik istedim. Adamdan grafik istiyorum, bana GIF gösteriyor. GIF. Ona bir bakayım. Bana bak, bana. Çok konuşuyorsun, yakacağım seni, haberin olsun. Tamam mı? Ha. Haydi. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin kuzen. Ben bu baht olayını sevdim biliyor musun? Çok sevdim. Şimdi ben gidiyorum ya. Hı. Şirket sana emanet ada. Hı? Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ay ama yapma böyle ya, yapma. Bu kadar iyi olma. Yapacaklarım için şimdiden senden özür dilerim Bora. Haydi arkadaşlar. Evet, action Ceyda'cığım. Son 6 ayda portalımızın tıklanma grafiğini istiyorum. Rakip portallarla olan karşılaştırma istatistiklerinde, anlaştık mı? Tamam, ben Sedatcığım, de. Referans şirketlerimizin logolarını ve şirket için tasarladığımız tasarımların 35'e 50 fotoblok uygulamasını istiyorum. Anlaştık mı? Tamamdır, ben de. Meltemciğim, eski işlerimizden 30 saniyelik bir video klip istiyorum, okey? Tamam, tamam, ben de. Haydi arkadaşlar, haydi. Where is the hareket, there is the bereket. Unutmayın, yol almak istiyorsanız hızınızı zamanla çarpacaksınız. Yani formül basit. Yol eşittir hız çarpı zaman. E hadi o zaman. Seviyorum mutasyonu. Oh.
Allah'ım günahlarımı affet. Ama başka çarem yok. Bora'yı kötü bahtı inandırmam lazım. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Tamam arkadaşlar panik yok. Panik yok. Evet panik yok gerçekten sakin. Ben halledip geliyorum şimdi hemen. Sakin. Tamam tamamdır. Güzel. Arkadaşlar panik yok. Birazdan zaten jeneratör devreye girer. Kaptanınız konuşuyor. Haydi devam. Devam. Ya nasıl yapacağım? Her şey bilgisayardaydı ya. İşte. Oldu bip 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 bip. Çalışmıyor bu. Çalışmıyor. Benzini bitmiş. Hanım benzin neden ben bakayım bunların her işi ben yapayım ya. Kimse yok mu? Elif! Asansörde kaldın. Koş yardım getir, koş! Bu jeneratör niye çalışmıyor? Tamam Mora, sakin. Çözeceğiz, sakin. Ya üf. Bora Bey asansörde kalmış. Ne? Asansörde kalmış, bekliyor adam. Nasıl ya? Bora Bey. Bora Bey asansörden. Şey çabuk çabuk teknik ekipten birini çağırın çabuk çabuk. Ay yok. Evet. Arkadaşlar sakin. Ali Bey jeneratöre gitti halledecek. Tamam? Sakin. Bora Bey. Bora Bey iyi misiniz? Bora Bey. İyiyim. İyiyim ada sen nasılsın? İyi misin? He? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ha iyi ya. Aa işte bakın ben size dedim. Ben size dedim siz beni dinlemediniz. Kötü bak, kötü bak kara kara bulutlar dedemize dönmeye başladı. Adam! Elektriğin kesilmesinin senin ne ilgisi var? Var, çok var. Ya bu jeneratör niye çalışmıyor? Hadi halledin şunu. Jeneratör. Kuzen, ne yapıyorsun orada? Sen? Aha. Kuzen şey gibisin ha, bu vitrindeki cansız mankenler gibi. İndirimde mi? Komik misin lan sen? Ha? Ben gülüyor muyum? Komik misin sen? Hayır. Bak çıkınca döverim seni. Hayır. Bu jeneratör niye çalışmıyor? Jeneratör devreye girmedi. Benzini bitmiş zaten. Jeneratör devreye girse de şey, asansör jeneratöre bağlı değil. Ya. Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Adaptasyon mu sağlayayım? Burada yaşamaya mı başlayayım? Ne yapayım? Hayır olmaz. Ada karşında olsa yaşarsın da. Ne diyorsun? Ne mırıldanıyorsun? Ali Bey ben buradayım duyuyorum. Ben de buradayım ada. Ben de buradayım. Yanınızdayım. Ben halledeceğim kuzen. Sen çıkaracağız seni. Rahat ol. Hadi bir zahmet. Tamam halledeceğim. Ben şimdi çocuklara söylüyorum. Asansörü halletsinler. Ben benzini alıp geleceğim. Hadi çabuk çabuk. Şey yapmayın. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Hadi. Nefes alma. Oksijenini şey yapıyorsun. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Geliyorum hemen. Bana öyle bakma ada. Bunun seninle bir ilgisi yok. Duyuyor musun beni? Bunun seninle hiç bir ilgisi yok. Ha? Bunu anlıyorum. Seninle hiç bir ilgisi yok. Ben de seni. Ya. Ada. Ada. Halledin şu elektriği. Şu anda benim buradan çıkmamdan daha önemli. Tamam mı? Hadi. Hadi. Ada. Ada. Ben bahta mahta değil sana inanıyorum tamam mı? Sen bu işi halledersin. Hallet şu işi. Sana güveniyorum. Nasıl halledeceğim ben ya? Rüzgar, Rüzgar kapıyı itti. Çek, 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 çek. İndir, çek, çek. Ne yapıyorsunuz oğlum? Deli misiniz siz? Açılacak, açılacak. Hadi. Olmuyor. Bora Bey, pırıl, pırıl. Ne, bu ne? Pırıl, pırıl. Pırıl, pırıl, pırıl. Pırıl. Anahtarı unutmuş. Salak. Bunun seninle bir ilgisi yok ada, tamam mı? Bunun seninle bir ilgisi yok. Rüzgar, hadi bir daha, bir daha bas, bas. Arkadaşlar, bu kapıyı birazcık açsanız da ben çıkamam zaten. Yapmayın, yapmayın.
Yap yap yap. Yapmayın, çıksın çıksın. Yapmayın, gerek yok. Ali nerede? Nerede Ali? Ali Bey! Nerede kaldı bu Ali Bey? Geliyor, geliyor. Geldim. Geldim. Geldim kuzen. Ali Bey. Geldim, tamam. Neredesin lan sen? Bunu ben şey yapıyorum şimdi. Tamam. Ulan Ali. Ha aşkım, aldın mı? Aldım aldım, hadi bir an önce halledelim şu işi. Gerçi bizim aramızdaki elektrik tüm şehri aydınlatmaya yeter ama. Ali, bak böyle bir durumda bile muzdurluk peşindesin ha. Ne yapayım, her yer karanlık. Yapmayın, tamam elektrikler geldi. Her şeyi çalıştırın, tamam mı? Ada, Ada bak bana. Top sende, Rüzgar. Herkes organize et, işler sende. Git hadi git, organize etmeye çalış. Asansörcüyü aradın mı tamirciyi? Yok, arayamadım. Niye aramıyorsun? Tamam, arıyorum. Ben arayayım dedim, oradakiler niye aramamış onu? Sinirleniyorum ama artık. Ada. Of. Gel buraya, gel. Ada, müşteriler geldiğinde sunumu senin yapmanı istiyorum, tamam mı? Ben mi? Evet, sen. Ben yapamam. Bunu Bora Bey'e söyle, Bora inanmaz. Senin yapamayacağına Bora inanmaz Ada. Ada, ben sana inanıyorum, tamam mı? Hadi hallet şu işi. Hadi Ada. Hadi ben sana güveniyorum, hadi. Tamam, tamam. Allah benden çıkacağım, uyuyacağım. Geldiler. Geldiler, Allah kahretsin. Merhaba. Merhaba. Bora Bey'le toplantımız vardı. Hemen haber veriyorum. Dur ben ararım. Dur. Kahretsin, bak kahretsin. Bora Bey, biz geldik. Yılmaz Bey, ben şu anda dışarıdayım. Siz yukarıya çıkın. Ada Hanım sizinle ilgilenecek. Yok, ben 5 dakikaya oradayım. Hoşça kalın Yılmaz Bey, görüşürüz. Peki o zaman. Ada aç şu telefonu. Ada aç şu telefonu. 5 dakikaya geliyorum. Telefona bak, bana bakma. Arkanı dön, bana bak. Bana bakma. Bana bakma Ada. Efendim bana, Bey. Bana bakma Ada, arkanı dön, aşağıya bak. Yılmaz Beyler geldi. Hadi, sana güveniyorum, hallet şu işi. Şimdi onlarla sen ilgileneceksin. Sana güveniyorum. Hadi. En iyi şekilde yap şu sunumu hadi. Tamam. Hadi aşağı in, bekliyorlar. Buraya tamam. Bakma. Merhabalar. Ada ben. Yılmaz. Memnun oldum. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Ada. Hoş geldiniz. O zaman buyurun yukarı çıkalım. Alayım ben sizi yukarıya doğru. Buyurun. Ay yok. Asansör bozuk. Merdivenle çıkacağız. Bir kat çıkacağız zaten. Şurası hemen. Oldu. Buyurun. 2 adım çıkalım. Nazar bu nazar. Nazar olunca biz böyle olduk. Nazar olunca bir yerden çıkması gerekiyor. Bu nazarın merdiveni. Geldik. Ay harika. Sol yaptık, solsa ha soldan. Hadi yap şu işi Ada. Hadi. Dayı, hadi abicim. Hadi biraz daha acele, biraz daha seri. Hadi abi gözünü seveyim, bak toplantıya yetişmem lazım, hadi. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Ben size portalımız hakkında... İsminiz neydi hanımefendi? Ada Tözün. Ada Hanım, bakın benim vaktim çok kıymetli. Hemen başlayın ve çabuk olun.
Ateşin Efendisi'nin, Lord of Fire'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tabii biliyoruz. Güzel. Buyurun, sizi dinliyorum. Şöyle ki, size öncelikle portalımızın tıklanma grafiğini... Maalesef gösteremeyiz efendim. Çünkü hesapta olmayan bir elektrik kesintisi yaşadık ve hazırlanamadık. Kusura bakmayın, gerçekten. Sizin isminiz nedir? Rüzgar Bey. Rüzgar Bey. Buyurun. Ben bu elektrik kesintisi bahanesini en son ortaokuldayken fen bilgisi hocama söylemiştim. Bir daha da söylemezim. Size de söylememenizi tavsiye ederim. Evet, Ada Hanım. Bana söyleyecek, gösterecek bir şeyiniz var mı? Hem Bora Bey niye burada değil? Bora Bey'in çok acil bir işi çıktığı bahaneler için... Bahaneler değil. Çözümler duymak için geldim. Var mı bir çözümünüz? Ali Bey. Sizin önceden hazırlamış olduğunuz bir video klibimiz var. Onu gösterir miyiz? Siz hazırlamıştınız. Onu gösterelim hadi. Tabii. Hay. Buyurun. Hemen onu izleyelim. Şöyle. Var bizde. Bitmez. Ali Bey hazırlamış. Şurada ben onun dosyalarda. Ali Bey. Jeneratör devredeydi ama elektrikler niye gitti şu anda? Gitti. Neyse, biz müsaadenizi isteyelim. İyi günler size. Vallahi bırakmayız. Hayır. Yılmaz Bey. Aksilikler üst üste geldi. Evet ama lütfen beni bir dinleyin. Lütfen. Yangın var. Yangın mı? Şey değildir. Öyle bir yangın olduğunu düşünmemiştim. Sizi böyle alalım. Böyle lütfen. Ya sen emin misin burada olduğuna? Evet, sen mi tutuyordun? Yangın nerede? Jeneratör odasında. Tamam, kaç. Aha. Ya hadi bırak anahtarı, yanacağız. Kaç. Yanacağız. Tamam hadi. Yangın. Söndürdüm. Söndürdün. Söndürdüm. Evet. Ne ya? Evet. Evet işte. İşte hayat ateşe hükmettiğimiz gün başladı. Tabii. Lord of Fire, ateşin efendisi. Bir dakika. Bu elektrik kesintisi, yangın filan? Bizim kurgumuzdu. Hepsini biz yaptık. Tabii canız da kurduk. Günlerce kafamızda kurduk. Biz yaptık. Anlatmak değil, göstermek istedik. Ateşe nasıl hükmettiğimizi, ateşin efendisi olduğumuzu göstermek istedik. Stratejimizi bunun üzerine kuracağız. Bora Bey değil mi? Evet. Evet, ta kendisi. Hoş geldiniz. Ben bugüne kadar slaytlarla, videolarla çok sunum gördüm. Ama bu çok başka bir şey. Evet. Biz biraz farklı çalışırız. Bizim biraz tarzımız farklı. Bizde böyle nokta.net'in farkı da bu, değil mi arkadaşlar? Farkımız bu. Toplantıda olmayışınız, bizi ekibinizle baş başa bırakmanız. Ekibime güveniyorum mesajı. Evet. Ben emanet ettiğim insana, yani hepsine çok güvenirim. Tabii. Değil mi Ali? Güven esas bizde.
Çok etkileyici, çok. O zaman en yakın zamanda bir toplantı daha yapıp detayları konuşalım. Tabii ki. Bu sefer aksiyonsuz olsa da olur. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni Bahtı'ya inandırmaya çalışırken kendim Tufay'a düştüm. Yok. Ne yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı mucizevi bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu Bahtı saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da artık bunun tersini çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil ama. O kadar kolay Ada. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar sen de bana ve kendine, yani bize inanırsan çok kolay. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? Ama çok ayıp. Ofisteyiz Bora Bey, bir gören olur. Her yer cam. O geçmiyor muydu ya, ben yanlış anlamışım. Ada. O geçmiyor. O benim hep aklımda. Hep. Asıldık. Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. Ne? O zaman kaldığımız yerden... Tamam, peki. Aşk kendi seçer.